Duygusal yeme nedir? Beden algımız neden değişti? İştah dengeleme nasıl olmalı? İştahımızla nasıl barışırız? Bazı besinleri sıklıkla tercih ediyorsak bir duygu açlığı yaşıyor olabilir miyiz? Hepsi ve daha fazlası birazdan kendini bilmekte. Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda programımızın ilk kısmında duygusal yemeden bahsedeceğiz. Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız bu kavram aynı zamanda hepimizin hayatında net bir şekilde yer bulan bir duruma doğru da dönüşmeye başladı. Her canımız sıkıldığında, üzüldüğümüzde kendimizi buzdolabının karşısında bulabiliyoruz. Ya da nedenini anlamadığımız bir şekilde çok fazla yemek yerken, çok fazla abur cubur yerken bulabiliyoruz kendimizi. Bunun önüne geçmek için neler yapabiliriz? Yıllar geçiyorsa ve biz bir türlü kilo veremiyorsak, acaba burada diyet listeleriyle beraber hayatımıza eşlik etmesi gereken farklı bir durum mu var? Farklı yöntemlerden mi yararlanmamız gerekiyor? Ve pek çok farklı başlığı daha ele almaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğum bizlerle uzman diyetisyen ve uzman psikolog Zinnur Küçükköseleci. Zinnur Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Zinnur Hanım. Sizinle bu konuyu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Özellikle de sizin hem diyetisyen hem de psikolog olmanız aslında bu konu için bizim açımızdan çok daha kıymetli. Çünkü bu duygusal yeme dediğimiz kısım gerçekten bir yandan çok da ruhsallıkla bağlantılı, psikolojiyle çok bağlantılı olan bir kısım. Zaten bu konuda da psikologlar, diyetisyenler hep kol kola çalışıyorlar. Ama ben istiyorum ki programın başında bunun ne olduğunu bir izah edelim. Ne kadar sık duymuş olsak da biraz şöyle kullanılmaya başladığını da düşünüyorum. Bazen gerçekten keyiften bir şeyler yiyebiliriz. Yani mutlu olduğumuzda şöyle bir tatlı yiyelim isteyebiliriz. Ama bu bizim hayatımızda her zaman yer etmiş bir durum değildir. Arada bir bunu yapsak bile bende duygusal yeme var deyip hemen kendimize tanı koyabiliyoruz. O yüzden bizde bu var mı yok mu? Biraz daha ayırt edebilmek için duygusal yemeği öncelikli olarak bir anlamlandıracak olsak neler söylersiniz? Kesinlikle önce anlamlandırmak çok önemli. Çünkü bizler böyle kendimize teşhis koymaya çok da meraklı oluyoruz aslında. O yüzden önce duygusal yeme ne dersek tok olduğumuz halde karnımız gerçekten tok ve tek bir spesifik besine karşı yeme isteği hissediyorsak, yani karnım tok, yemeğimin üzerinden bir saat geçmiş belki, çok da acıkacağım bir süre değil ama işte spesifik bir besin, bir kek, bir çikolata, özellikle bir besine karşı duyulan yeme isteği ve aslında bunun çok sık olması, yani çok sık tekrarlanması, devamlı yemek düşünme hali, yani karnım tok ama işte sabah kahvaltısında öğlen yemeğini düşünüyorum, öğlen yemeğinde akşamı düşünüyorum, akşamdan sonra ne yesem diye düşünüyorum. Devamlı bunu çok fazla, çok sık bir şekilde yaşıyorsak buna duygusal yeme diyoruz. Çok fazla karıştırılabiliyor. Örneğin mesela kişiler çok aç oldukları zaman da böyle kalori içeriği yüksek yiyeceklere gidebiliyorlar. Bunda da diyorlar ki işte bende de duygusal yeme var. Aslında bu da bir duygusal yeme değil. Yani eğer açsak, gerçekten hani karnımız açsa orada o işte şekerli ve tatlı gıdalar, hamur işli gıdalar çok daha ilgimizi çekebiliyor. O yüzden hani bu da bir duygusal açlık değil aslında. Bu da açlığı doğru yönetememek diyebiliriz. O yüzden duygusal yeme bambaşka bir konu. Yani çok sıklıkla yaşıyorsak ve bir duyguya karşı da olabiliyor. Yani bazen işte sinirlendiğim zaman kendimi yemekle rahatlatıyorum. Ya da işte bir şeye üzüldüğüm zaman yemek yemeye başlıyorum. Ve canım tek bir şeyi yemek istiyor diyorsak aslında duygusal yeme var demektir. Bir yandan belki bu duygulara da biraz daha bakabiliriz. Bununla alakalı görsellerimiz var. Şimdi ekrana gelecek. Bu duygular kısmı zaten her alanda olduğu gibi bizim kendimizle sağlıkla alakalı olan kısımlarda da çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü her zaman söylediğimiz, bizim bu programlarda sıklıkla vurguladığımız şey şu. Ne yaşıyoruz? Farkında olmamız için duygularımıza bakmamız lazım. Duygularımızı fark etmemiz lazım. Kaygıyla farklı baş etme yöntemleri var. Yanlış baş etme yöntemlerini de yer yer konuşuyoruz bu programda. Ya da can sıkıntısı, bütün bunlarla baş etmek için yemeği de bir yanlış baş etme yöntemi olarak kullanabiliyoruz.
Bunlardan bahsedeceğiz ama öncesinde hemen seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Bugün duygusal yemeden bahsetmeye çalışıyoruz. Biraz daha kontrollü bir beslenme düzenine geçmek için nelere ihtiyacımız var? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Zinur Hanım, sizinle beraber şöyle bir duygulara bakacak olursak sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Örneğin kaygı anında sakinleşmek için yemeği kullanabiliyoruz ya da can sıkıntısıyla baş edemediğimiz, o sıkıntı halinde kalamadığımız için yemeği yine bir uğraş haline getirebiliyoruz. Onu hazırlayacağım, kafamı dağıtacağım, yemek yiyerek o can sıkıntısından kurtulacağım gibi. Ya da çocuklarda çok net bir şekilde rüşvet olarak da aileler bunu kullanabiliyorlar. Çocukluğunda buna alışmış kişinin yetişkinlik hayatında yeme düzeni de bozulmaya başlıyor. Ya da tabii ki kutlama, her zaman kutlama dediğimizde ilk aklımıza gelen harika sofralar. Boşluk duygusu, bir yandan yedikçe, içimizi doldurdukça sanki o boşluk dolacakmış gibi hissediyoruz. Heyecan içinde, heyecan aradığımız zamanlarda da bunu kullanabiliyoruz. Ve yemek adeta bir arkadaşa da dönüşebiliyor. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, kesinlikle böyle. Zaten duygularımızın farkında olmadığımız zaman, şimdi hayat o kadar hızlı akıp geçiyor ki devamlı sorumluluklarımız var, yapmamız gereken bir şeyler var, yetiştirmemiz gereken işler var. Özellikle bu hani kadınlarda biraz daha fazla oluyor ve hep bir adım ötesini düşünüyoruz aslında. Yani işte evi toplayacağım, sonra işimi halledeceğim, sonra işte çocuğumla ilgileneceğim gibi gibi gibi, böyle bitmek bilmeyen bir sorumluluklar silsilesi devam ediyor. Bu noktada şu çok önemli: küçük molalar açmak ve ne hissettiğimizin farkına varmak. Bu yaşadığım olay bana ne hissettirdi, neyi düşündürdü? Danışanlarımda hani bu tarz problem yaşayan kişilere önerim şu oluyor: yazın. Yani ne hissettiğimizi bazen anlamlandıramıyoruz. Ya da çocukluğumuzda bu hani sorulmuyor bize. Hani nasılsın, iyi misin, bir derdin var mı, bir sıkıntın var mı diye sorulmadığı için biz de kendimizi sormayan bireyler haline geliyoruz. Yemek de çok kolay. Yani gerçekten o kadar kolay ulaşabiliyoruz ki. Hani artık her gıdaya ulaşımımız çok var. Evimize kadar getiren uygulamalar var. O yüzden hani çok kolay da erişebildiğimiz için. Bir de yemeğin haz veren bir tarafı da var gerçekten. Evet. Yani o tatlı gıdalar, hamurlu, şekerli gıdalar haz veriyor gerçekten. Bunun etkisiyle de kendimizi yemekle rahatlatabiliyoruz. Yani yemeği duygunun yerine koyuyoruz aslında. Bu da büyük bir problem. Yani asıl duyguyu fark etsek biz, ya ne hissediyorum ben? İşte şu anda bir kaygı yaşıyorum, yoğun kaygı içerisindeyim. Ben bunu sakinleşmek için yemek yerine yemeği kullanmayayım, bir arkadaşımı arayayım, ona bu durumu anlatayım, sakinleşmek için ondan destek alayım dediğimiz zaman zaten işler çözülüyor. Çünkü bizim asıl amacımız orada sakinleşmeye ihtiyacımız var. Ya da işte yalnızlık hissettiğimiz zaman yine hani burada dile getirebiliriz bunu. Ya paylaşmaya ihtiyacım var, bir arkadaş olabilir, eş olabilir. Bu noktada yalnız hissediyorum. Bazen sadece de bunu demeye ihtiyacımız oluyor. Yemek yerine bu duyguyla nasıl baş edeceğimizi koyduğumuz zaman işler yolunda oluyor aslında. Şöyle birinin bir gününü düşünsek, duygusal yemeğiyle alakalı zorluk yaşayan birisini hayal edelim. Size gelen bir danışan olsun, hayali birisi olsun. Şöyle bir örnek verecek olursak, sabahtan akşama kadar neler yaşıyor? Nasıl oluyor mesela? Beslenme düzeninde hangi kaçamakları yapıyor? Bir de bir yandan sürekli kilo verme niyeti de olan biri ise eğer, aklından neler geçiyor, kendini sürekli nasıl oluyor da buzdolabının karşısında buluyor? Böyle bir örnek canlandıracak olsak nasıl olur, nasıl biri olur bu? İlk olarak şöyle başlıyor aslında işler. Zaten bir diyet düşüncesiyle başladığımız zaman zihnimizde kısıtlamalar ve yasaklar oluyor. Kişi şöyle başlıyor: ben bugün diyete başlayacağım, asla ve asla işte şunları 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 yemeyeceğim dediği zaman zaten bir diyet psikolojisiyle başlıyor. Evet. Ve biz neyi yapmayacağımızı düşünürsek aslında onu yaparken kendimizi buluyoruz. Zihnin bir tarafında işte tatlı da vardı, şu da vardı, evde çikolata da vardı, bisküvi de var, hadi onları ye. Normal zamanda belki aklına gelmeyecek olan şeyler bir kere gelmeye başlıyor o psikolojiyle birlikte.
Ardından gördüğüm benim en büyük problemlerden bir tanesi bütün işleri yapıp yani her şeyin kişiden önce gelmesi. Ne oluyor? İşte kişi önce işini yapmaya çalışıyor en mükemmel bir şekilde. Sonra işte çocuklarla ilgilenmeye başlıyor. Sonra diyor ki evdeki işler kusursuz ve eksiksiz bir şekilde olmalı. İşte ev tamamen temiz olmalı. Bütün kıyafetler ütülü olmalı. İşte gibi 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 kendisine böyle ekstra işler çıkartıyor. Biraz mükemmelliyetçilik de oluyor bu kişilerde. Evet. Ve kendisini unutuyor. Bugün ben yoruldum mu? Bugün ben işte ihtiyaçlarımı, duygusal ihtiyaçlarımı giderdim mi? Bugün ben işte eşimle sohbet edebildim mi? Burada duygusal ihtiyacımı karşılayabildim mi? Ya da gerçekten o temas ihtiyacı sarılabildim mi çocuklarıma? Burayı tam olarak karşılayamadığı için ve bu sorumlulukların içerisinde aslında bunalıyor beynimiz. Bir taraftan zihnimiz de haz almak istiyor. Ve ne yapıyoruz? Akşam her şey bittikten sonra genelde böyle bir senaryo oluyor. Diyete başlayan kişilerde de sabah çok güzel gidiyor. Kahvaltı güzel oluyor. İşte öğleni hiç aklıma bile gelmedi. Hocam bana söylenen en büyük problemler öğlen yemeği hiç aklıma bile gelmedi. Arayı yemesem de olur. Ben gündüz hiç aramıyorum. Ama akşamdan sonra işte o çocukları uyuttuktan sonra bütün iş bittikten sonra o çayın yanındakilerle aslında diyet bozulmuş oluyor. Bunun yerine ne yapabiliriz? Gün içerisinde kısa molalar koyabiliriz kendimize. İşte bir günlük tutmak olabilir, düşüncelerimizi yazmak olabilir, duygularımızın farkında olmak olabilir. Bazen böyle bir kahve yapıp gerçekten 5 dakika 10 dakika bir mola, bir dinlenmek olabilir. Sevdiğimiz bir işte müziği dinlemek, bir videoyu dinlemek olabilir. Ruhu beslemek aslında burada çok önemli ve küçük atıştırmalıklar yani işte onun hepsini akşamdan sonraya bırakmak yerine o kahvenin yanında yenilecek belki bir parça çikolata aslında akşamdan sonra o çikolata daha fazlasının önüne geçmiş olacak. Bu açıdan değerlendirmek önemli aslında yani kendimizin farkında olmak yine. Nefsimizi körlemek diye bir şey var mı yani? Bu vardır diyebilir miyiz? Çünkü her zaman böyle yine diyet yapmaya çalışanlardan duyduğumuz bir şey. Bir şey canın çok yiyorsa bir parça da olsun yiyeyim ki. Hadi en azından nefsimi körleyeyim diyenler. Bir de şununla da karşılaşıyorum. Ben şimdi bir onu ağzıma atarsam devamı gelir. Kendimi tutamam devamını da yemek isterim diyenler. Sizce ikisinden hangisi daha iyi? Aslında burada nefsi körlemek diye bir şey var ama doğru bir şekilde körlemek. Şimdi bazen biz şu ayrımı yapamıyoruz. İşte nefsime engel olacağım, irademi kuvvetlendireceğim diyerekten fıtrata ters bir diyet yöntemi yapıyoruz. Bu yöntemde de çok fazla aç kalıyoruz. Şimdi acıkmak aslında kötü bir şey değil. Acıkmak bizim vücudumuzun bir ihtiyacı. Bunun için işte bebekleri düşünebiliriz. Bebekler nasıldır? Acıktıkları zaman ağlarlar, doydukları zaman dururlar. Artık bir lokma fazla verdiğimiz zaman çocuk onu burnundan çıkartır. Ya da mesela işte bir tabak içerisinde yemekler var. Çok güzel bir şekilde yedi. Bir iki lokma kaldı. Çocuk demez ki ben bunu da bitireyim. O bir iki lokma tabakta kalır ve mutlaka kesinlikle ağzını açmaz. O yüzden hani fıtrata ters bir şey yapmak aslında çok uzun süre aşırı bir şekilde aç kalmak. Burada ne oluyor aslında? Hani bunu tuvalete gitmek gibi de düşünebiliriz. Yani kişinin bir tuvalet ihtiyacı var ve diyor ki gitmeyeceğim tuvalete. Hani bu nasıl ki fıtrata ters bir şeyse çok uzun süre aç kalmak da ters bir şey. O yüzden hani o dengeyi tutturabilmek çok önemli. Yani doğru bir şekilde doğru bir beslenme programını takip edip sonrasında hani iradeyi kuvvetlendirmek çok önemli. Ona dikkat etmekte fayda var. Burada işte o nefsi körlemek burada devreye giriyor. Yani evet nefsimizi körleyelim. Yani işte ihtiyaçlarım zaten karşılandığı zaman o bir parça çikolata onun da farkındalıkla keyif alarak yediğim zaman gerçekten o bana yetecek zaten noktasına geliyoruz. O yüzden evet böyle bir şey var ve denge önemli burada. Yani ya hep ya hiç diye bir şey yok. Hayat siyah beyaz değil. Arada griler var. Hatta grinin tonları da var. O yüzden hani böyle gerçekten canımız çok istiyorsa bir şeylere yer vermek önemli. Burada ben hep şunu soruyorum danışanlarıma. Gerçekten yemek istiyor musunuz? Yani işte mesela böyle güzel bir sofra var. Orada da işte bir parça alayım nefsimi körleyeyim mi? Ya da ne yapayım ya da hiç mi yemeyeyim? Şunu yapmak çok önemli. Ben buradan neyi yemek istiyorum? Neyi gerçekten yemek istiyorum? Ya işte şunu yemesem de olur dediğimiz yerler varsa orayı es geçmek zaten. Ama ya ben bunu çok severim. İşte bu kek çok benim hoşuma gidiyor. Seviyorum.
Ondan da o zaman farkındalıkla, keyifle küçük bir parça alayım, bir bakalım ne olacak diye ilerlemekte fayda var aslında. Bir yandan şunu da sormak istiyorum. Biz kişinin kendine dair değer algısını da yer yer konuşmaya çalışıyoruz. Kendimizi sevelim, kendimize değer verelim. Hatta bunu o kadar çok duymaya başladık ki biraz da sanki anlamını, kıymetini kaybetmeye başlamış gibi de geliyor bana. Bundan da endişe ediyorum. Yanlış anlaşılmalarla beraber de anlamsızlaşıyor. Ve bu değer vermenin içinde bir yandan bize emanet olan bu bedene de değer vermek var. Bedenimize değer verdikçe, fiziksel olarak kendimizi iyi hissettikçe ruhsal olarak da daha iyi hissettiğimiz zaten bir gerçek olarak ortaya konmuş durumda. Biraz daha bu kilo sorunuyla uğraşan kişilerin acaba kendilerine değer vermeleriyle ilgili bunun arasında bir bağlantı var mıdır? Evet, bunun arasında bir bağlantı sıklıkla görüyorum. Çünkü aslında kilo verme problemiyle uğraşan kişiler kendilerini hep aslında arka plana atmış kişiler oluyor. Yani gerçekten değer görmemiş ve hani değerin ne olduğunun farkında değil. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Gerçekten böyle ciddi kilolarla çalıştığımız danışanlarım oluyor ve ben onlara şunu söylüyorum. Bu sizin için çok önemli bir konu. Yani bu burada çünkü biz tıbbi bir beslenme tedavisi yapıyoruz sizinle ve gerekirse hani işte bazı özel durumları da var. İşte bazı hastalığa sahipler vesaire. İşte gerekirse sizin yemeğinizi yanınızda taşımanız gerekiyor. Çünkü bu sizin için çok elzem. Dediğim noktada orada da ya ben hocam bunu yanında taşıyamam, bunu yapamam, işte ayıp olur çevremdeki kişilere gibi durumlarla karşılaşıyorum. Burada hani bu olayın ciddiyetinde olmamak, bir de gerçekten kendimize değer vermemek. Ya bu benim için önemli, ben bu tedaviyi mutlaka ama mutlaka olmalıyım. Bu benim için elzem bir durum, bunun farkına varmamız gerekiyor. Ama işte oradaki insanları kıramamak, hayır diyememek, sınır çizememek daha ön planda olduğu kişi için ne oluyor? Bedenini de aslında görmezden gelmiş oluyor. Bu durum benim için çok da önemli değil mesajı vermiş oluyor aslında bedenini. Ve daha büyük bir kaosa sürükleniyor aslında. O yüzden hani gerçekten kendimize değer vermek. Yani o bedende yaşadığımız problemler ruhumuza da yansıyor. Nasıl ki işte hasta olduğumuz zaman kendimizi bir taraftan kötü de hissetmeye başlıyorsak, evet, kişinin o bedeniyle, yani ruh, beden, zihin, gerçekten bunları birbirinden ayırt edemiyoruz. Bedenimizde yaşadığımız bir problem bizi etkiliyor. Burada bir yandan çok fazla uyarana da maruz kalıyoruz ve kendimizle alakalı değer algımızı etkileyen durumlardan birisi de maruz kaldıklarımız, sosyal medyanın etkisi ya da dizilerdeki karakterlerin biraz daha yapılarına baktığımız zaman sanki ideal olan belli başlı tipler var ve o tiplere ne kadar yakınsak biz de o kadar iyiyiz, ne kadar uzaksak biz de o kadar kötüyüz gibi farkında olmadan bir algının içinde de olabiliyoruz. Bunun giderek artan sosyal medya kullanımıyla çok paralel olduğunu görebiliyoruz. Özellikle psikolojiyle alakalı belli başlı sıkıntılarla da ilgili bununla karşılaşabiliyoruz. Burada bir ideal beden algısından bahsetmek, bir kişinin şu kiloda mutlaka olması lazım, şöyle görünmesi lazım dediğimiz bir yapı var mı? Mesela siz buna göre mi hareket ediyorsunuz? Yoksa bu ideal beden algısıyla alakalı yanlış bildiklerimiz neler? Aslında yanlış bildiğimiz pek çok şey var. Aslında ideal beden konusunda çalışmalar devam ediyor. Yani işte şu yaşta bir, işte şu yaşta, şu cinsiyette, şu boyda bir kişinin illa şu kilo olması gerekir demiyoruz. Bunun için aslında şu anda geniş bir aralığımız var bizim. Fakat bir taraftan şu da önemli. Kilo aslında her şey demek anlamına gelmiyor. Yani baktığımız zaman normal kilosunda olan bir kişinin kan değerlerinin çok kötü olduğunu, işte kolesterol değerinin çok yüksek olduğunu, trigliseridinin çok yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Yani aslında her normal beden sağlıklı demek de değildir aslında. O ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Fakat ideal beden konusunda şunu unutmamamız gerekiyor. Bu konuda çok uzun bir aralık
aralık var. Yani beden kütle indeksi diyebiliyoruz. Örnek verecek olursam mesela 1.65 boyunda bir kişinin işte 55 ila 75 arasında kilo arasında olması normal denebilir. Hı hı. Ama burada hani 75 kilo çok sanki kilolu bir görüntü, işte 55 kilo da çok zayıf bir görüntü gibi aklımıza gelebiliyor. Burada kişinin ne hissettiği çok önemli ve sağlık açısından da bir problemi yoksa, yani bu kişinin herhangi bir hastalığı yok, kan değerleri yerinde, herhangi bir sıkıntı, bir problem de yaşamıyor ve kişi de kendisini bu şekilde beğeniyor, hoşuna gidiyor. İşte aynanın karşısına geçtiği zaman ya ben bu şekilde iyiyim, kendimi iyi hissediyorum, zinde hissediyorum. Uykularım da düzenli, yani güzel bir şekilde uyuyorum, uykumu alıyorum. Hı hı. Dediği noktada işte yemeklerden sonra uykum gelmiyor. Yani kilo kadar bunlar da bizim için çok çok önemli. Hmm. İşte yemekten sonra uykum gelmiyor. Kendimi dinç hissediyorum, dinamik, aktif hissediyorum. Gün içerisinde enerjim bitmiyor. Yorulsam da dinlenebiliyorum diyorsa burada kişi, o kişi ideal kilosundadır. Hani çok fazla böyle görüntüye çok takılmamak gerekiyor, hı hı, aslında. Bunu vurgulamanız gerçekten bence de çok kıymetliydi. Birisi ne kadar zayıfsa o kadar iyidir gibi bir algımız da var. Halbuki bu çok sağlıksız bir zayıflık da olabilir. Ki burada benim her zaman vurgulamayı sevdiğim konulardan birisi, belli başlı soruları birbirimize aslında sormamamız gerekiyor. Burada ne kadar kilo almışsın, ne oldu sorusunu sormamamız gerektiği gibi. Ne kadar zayıflamışsın, aa çok iyi olmuş şeklinde söylediğimiz durumların arka planında hiç bilmediğimiz şeyler de olabiliyor. Ya da birinin sadece zayıf olması, ya ne kadar iyi görünüyor dememiz için yeterli bir sebep olmamalı. Belki bir yandan hep dilimizi değiştirmekten bahsederken bu vesileyle bunu da tekrar hatırlatmış olabiliriz. Önemli olan burada sağlıklı olma kısmı ve sağlık için zayıflamamız gerekiyorsa da bunu sağlık için yapmamız gereken kısmı. Çünkü sadece tartıya baktığımız zaman her zaman vurgulanır. Orada kaybettiğimiz kiloyu neyden kaybettik? Yani eğer bizim için kastan bir kayıp olduysa bu istenen bir şey değil neticede, ama buna odaklanmayıp sadece sayılara odaklandığımızda işler biraz daha karışmaya başlıyor sanki. Evet, evet, kesinlikle öyle. Özellikle hani bu kilo konusu ve beden konusu aslında bizim bir özelimiz, bir mahremimiz ve bir başkası tarafından buraya müdahale edildiği zaman, işte karşıdaki kişi iyi niyetli bile olsa, bazen bunu ben şeyde böyle genç ergenlik dönemindeki danışanlarımda çok sıklıkla görüyorum. Orada hani kişi çocukluktan çıkıyor, yeni bir birey olma yolunda adım atıyor ama ailesi hala bir şekilde hani müdahale oluyor işin içerisine, sürecin içerisine. İşte bak şöyle kilo aldın, şöyle oldu, böyle oldu. Gerçekten bunlar çok olumsuz yönde etkiliyor çocuklara ve ergenlere de bu şekilde, yetişkinlere de aynı şekilde. Hı hı. Aslında kişinin orada alanına girilmiş oluyor, kişinin mahremine girilmiş oluyor. Hı hı. Ve bu konuda da evet dikkatli olmamız gerekiyor. Hı hı. Kesinlikle önemli olan bizim için sağlık. Sevdiklerimizin sağlığından endişe edebiliriz bu arada, yani bu da çok normal bir durum. İşte çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, bir arkadaşımız olabilir. Ama bunu hani çok endişe ediyorsak güzel bir şekilde toplum içerisinde değil, hani birebir olarak, samimi olarak, hı, samimiyetine güvendiğimiz kişilere karşı yapmamız doğru. Onun dışında işte bizde genelde böyle bir toplantılarda işte ne kadar kilo almışsın, işte şöyle yap, böyle yap. Bir de diyetle ilgili tavsiyeler de veriliyor bu noktada. Evet. Yani kişi bir sürece başladı, işte yok öyle sen kilo veremezsin, işte ben şunu yaptım, ekmeği kestim, tatlıyı yemedim, zayıfladım gibi böyle ardı arkası kesilmeyen tavsiyeler de gelebiliyor. Bu tavsiyelere de değineyim. Hani bunlar da böyle çok kişiye özel olmayan tavsiyeler. Bunlardan da uzak kalmakta fayda var. Ama bir yandan da gerçekten herkes ekmeği keserse zayıflamaz mı? Yani ekmeği kesmek, tatlıyı kesmek genel bir kural gibi değil midir? Biraz daha zayıflamak isteyen kişiler pazartesi sabah kalkar ve der ki tamam ben bugün ekmeği kesiyorum. Ekmeği kesiyorum, makarnayı kesiyorum, tatlıyı kesiyorum, bunları yemeyeceğim, pilav yemeyeceğim. Ve bu şekilde bir beslenme düzenini yeniden şekillendirmeye, değiştirmeye çalışırlar. Pek çok kişiden de bunu duyarız, ekmeği kestim çok zayıfladım diye.
Bu kesin yanlış bir durum mu? Şöyle aslında kesin yanlış bir durum değil ama beslenmeyi hani diyoruz ya beslenme parmak izi gibi kişiye özel. Şimdi orada hani az önce duygulardan da bahsettik mesela. Ekmek aslında bizim kültürümüzde çok değerli bir ögeyi barındırıyor. Çünkü biz ekmekten bahsederken işte ekmek parası deriz. Mesela işte ekmek kesinlikle hani yere konmaz, o kutsal bir şeydir. Şimdi böyle bir toplumda direkt hani ekmeği çıkardığımız zaman sanki şöyle bir algı da olabiliyor. Hayatımda çok değer verdiğim bir şeyi çıkartıyorum düşüncesi de olabiliyor. Birazcık kültürel tarafından da bakmakta fayda var. Kişi için çok büyük bir anlam ifade edebiliyor bu noktada. Bir diğer nokta hani bu psikolojik tarafı, fizyolojik tarafından bakacak olursak da hepimizin aslında karbonhidrat, protein ve yağ ihtiyacı farklı. Örneğin işte çok hareket eden bir insan, gün içerisinde çok aktif, çok hareketli, oradan oraya koşturuyor. Bu kişinin aslında enerjiye de ihtiyacı var. Bu kişinin doğru karbonhidrata da ihtiyacı var. O noktada bu kişi için yani çok hareketli ve karbonhidrat ihtiyacı çok yüksek olan bir kişi için direkt ekmeği kesmesi halsiz, yorgun ve enerjisiz kalmasına da sebep olabiliyor. O yüzden evet genel geçer bir ifadeyle bu doğru mudur? Evet doğrudur. Hani ekmeği kesmek, tatlıyı kesmek ama kişi için uygun olur mu, olmaz mı? İşte orası soru işareti. Kişi için uygun oluyorsa zaten bireyler buna devam ediyorlar. Ya ben ekmeği çok da aramıyorum, çok da canım istemiyor, bir problemde yaşamıyorum diyorlar. Ama eğer kişinin hayat tarzına uygun değilse bir noktadan sonra şöyle bir problem oluyor. Bir ay boyunca yaptım, asla işte ekmek de yemedim, tatlı da yemedim. Ama bir ay sonunda sanki saldırırcasına ekmek yedim gibi bir durum söz konusu oluyor. O yüzden o dengeye dikkat etmek gerekiyor. Yani hayatta her şey denge aslında. Burada iştahımızı nasıl dengeleyebiliriz peki? Kişi kendi iştahını nasıl fark edebilir? İştahıyla gerçekten bazıları daha iştahlı ve yemeği çok daha zevkle, severek yiyorken bazıları için biraz daha kolay olabiliyor. Yeme düzeninde değişiklik yapmak, buna uyum sağlayabilmek. Ama iştahlı olan kişiler için her zaman daha zor bu durum. Bunu nasıl dengeleyebilirler? Aslında şöyle iştahlı olmak kötü bir şey değil. Yani bu bizim yaşamamızın bir göstergesi aslında. Yaşıyor olmamızın, hayatta oluşumuzun ve o yiyecekten keyif almak da kötü bir şey değil. Yani orada işte bir çorba içiyoruz ya da işte bir tatlı yiyoruz. O anda olup oradan haz almak kötü bir şey değil kesinlikle. Ve bu bizim fıtratımızdan gelen bir şey. Yani bizim fıtratımızda bu var. Yemekler bize haz veriyor. Evet bazı insanlar için daha az, bazı insanlar için daha fazla. Orası bir gerçek. Ama burada eğer iştahım çok fazla diyorsa kişi şuna dikkat etmekte fayda var. İştahla barışmak aslında. Yani evet ben böyleyim, böyle bir yapım var. Ben bu yiyecekleri daha fazla seviyorum. Bunları daha fazla daha fazla tüketmek istiyorum. Ama olayın orada bitmesi. Ya evet ben bunu daha fazla tüketmek istiyorum ama bitti. Hani biraz o duyguyla sörf yapabilmek aslında. Yani orada yeme duygusuyla kalabilmek. Evet işte bir tane tatlı daha olsa onu da yerdim ama hani yemiyorum. Hani o duyguyla sörf yapıyorum aslında. Ve gerçekten bir 5-10 dakika başka bir işe yöneldiğimiz zaman onun da geçtiğini, o duygunun da geçip gittiğini görüyoruz aslında. Yani hiçbir duygu bizimle kalıcı olarak kalmıyor. Yani ölene kadar devamlı işte çok iştahlıyım gibi bir durum söz konusu olmuyor. Birazcık baş edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir diğer taraftan da doğru bir beslenme programına sahip olmak çok önemli. Şimdi böyle yanlış yapılan diyetler çok uzun süre açlıklardan sonra kişinin iştahını yönetebilmesi çok daha zor oluyor. Özellikle mesela bunu işte Ramazan'da görüyoruz. Kişiler işte çok uzun bir süre açlık ama ondan sonrasında o açlığı yönetebilmek gerçekten zor oluyor. Bir de sofralarla, ikramlarla çok çok daha zor olabiliyor. Burada da normal aralıklarla yani işte 3-4 saatte bir kişinin ihtiyacına göre hani bu genel olarak böyle ama bazı kişiler için işte 5-6 saat olabilir, 8-10 saat olabilir. Bazı kişiler için de hani 3 saat olabilir. Yani kişi 3 saati geçtikten sonra gerçekten bir açlık hissediyor. Böyle eli ayağı titremeye başlıyorsa kişiden kişiye göre de değişebiliyor. Yani böyle kısa aralıklarla öğünler yapmak, atıştırmalıklar yapmak, ihtiyacımızı karşılamak, yani fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak faydalı olacaktır.
Bunları yaptıktan sonra zaten iştah kendiliğinden dengeye giriyor. Hmm. Çünkü vücut gerekli olan karbonhidratı da alıyor, proteini de alıyor, yağı da alıyor. Ve gerekli olan her şeyi aldıktan sonra bir de duygusal ihtiyaçlarını karşıladığı zaman kişi işler kendiliğinden yoluna girmiş oluyor. O noktada hani ya evet çok seviyorum, bu yemek de çok güzel olmuş ama benim için yeterli diyebiliyor kişi. Burada o zaman şöyle birini düşünsek, eminim pek çoğumuzun ya kendimiz bunlardan biriyiz ya da hayatımızda böyle birisi var. Yıllardır diyetle, kilo vermeyle ilgili mücadele içinde olan kişiler var. Sürekli o pazartesiyi bekleyen, o pazartesi diyete başlayan, bir süre sonra olmayan, tekrar başlayan, sonra aralıklı oruç deneyen, 21 gün şekersiz deneyen, kabak detoksu deneyen, su diyeti deneyen, deneyip duruyorlar. Pek çok kişi var. İzleyicilerimizden de olduğunu eminim. Ve bir şekilde belli bir kilonun altına düşemeyen kişiler oluyor. Hayatlarında da hep böyle bir kilo verme mücadelesi var. Diyetisyene gitmesine rağmen, yer yer farklı egzersizler yapmasına rağmen neden belli sağlıklı bir kiloya erişemiyorlar da sürekli bunun artık bir mücadele olduğu bir hayatın içine takılıp kalıyorlar? Neyi yanlış yapıyor bu kişiler? Aslında burada yine bakış açımızı değiştirmek çok önemli. Şimdi beyaz ayıyı düşünme diye bir metafor vardır. Burada hani kişilere dediğimiz zaman beyaz ayıyı düşünmeyin ama geri kalan her şeyi düşünebilirsiniz. Ama yalnızca ve yalnızca beyaz ayıyı düşünmeyin. Yani bunu denediğimiz zaman, deneyimlediğimiz zaman işte böyle gözlerimizi kapatıp gerçekten düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim dediğimiz zaman gözümüzün önünden beyaz ayıların geçtiğini görürüz. Aslında diyet de bu şekilde. Şimdi kişi bir kısıtlamaya giriyor. Yani işte bu diyetlerin hepsinde mesela bir işte kısıtlama var. İşte kabak detoksunda yenecek belli besinler var. İşte aralıklı oruçta saat kısıtlaması var gibi gibi. Bir taraftan bu kısıtlama bizim zihnimizi rahatlatıyor. Çünkü kişinin daha önceden zihninde diyet eşittir kısıtlama duygusu, bu böyle maddesi yerleşmiş aslında. O yüzden bu kişiye iyi geliyor ve diyor ki ya evet ben bunu yaparsam kesin kilo veririm. Çünkü bu bana tanıdık bir şey diyerek harekete geçiyor. Ama bu kısıtlamalar, yani ben işte bu saatler arasında bir şey yemeyeceğim ya da işte ben bugün şu diyetimde şunlar şunlar var, bunları yemeyeceğim dediği zaman o yemeyeceği besinler tıpkı beyaz ayıda olduğu gibi kişinin gözünün önünden geçmeye başlıyor. O yüzden burada önemli olan nokta şu, güzel bir şekilde niyet etmek. Ben bunu işte kilo vermek için ya da işte tartıda 2 gün sonra, 2 günde 2 kilo vermek için yapmıyorum. Ben bedenimi seviyorum. Ben bedenime değer veriyorum. Kendime değer veriyorum. Ve bundan sonra ben hayatımın sonuna kadar doğru beslenmeyi öğrenmek istiyorum. Ve vücudumu beslemek istiyorum. Vücudumu doğru gıdalarla beslemek istiyorum. Ve bunun bir denge içerisinde olmasını istiyorum dediği zaman aslında işler değişiyor. Yani orada işte bir detoks, herhangi bir detoks yapılırken ne oluyor? İşte 3 günde 3 kilo verme hedefi, şu kadar günde şu kadar kilo verme hedefi. Hedef odaklı oluyor kişi, tartı odaklı oluyor. Ve oradan sonunda da işte sanki o diyetin sonunda başarmış gibi. Evet verdi belki 3 günde 3 kiloyu. Ne kadar sağlıklı sağlıksız orası bir soru işareti ama diyelim verdi. Burada da bir ödül devreye giriyor. Evet bunu yaptım, bunu başardım. Bir de kısıtlanmanın vermiş olduğu bir his de vardı. Çünkü o 3 gün boyunca hep yemeyeceklerini düşündü. İşte sabah kahvaltısında belki bal kaymak yemeği düşündü. İşte kebap yemeği düşündü, tatlı yemeği düşündü. Belki sosyal hayatın içerisinde dışarıya çıktı ve gözünün önünde bir şeyler yendi. Aslında hep bunları da düşündüğü için o belli bir süre kafasında kişinin biçtiği kendi süresi bittikten sonra yemeğe bir saldırma durumu söz konusu oluyor. O yüzden hani bu bozuk yeme davranışını iyileştirmek için önce bir kısıtlamaları bırakmak gerekiyor. Ya ben diyette değilim, bir kendimi dinleyeyim, bir hani acaba ne zaman acıkıyorum, acaba ne zaman doyuyorum, benim vücudumun neye ihtiyacı var şu anda, biraz duygularımın farkında olayım, acaba gerçekten şu anda bir tatlıya mı ihtiyacım var, yoksa gerçekten biraz korktum ve kaygılandım mı, bunu nasıl yönetebilirim? Biraz iç dünyasına kişi dönüş yaptığı zaman aslında bunun da çözüldüğünü görmüş oluyoruz. Burada özellikle bu konu bizim için çok stresli bir hale geliyorsa, sürekli kaygılandırıyorsa bizi,
dönüp dolaşıp aklımızdan atamadığımız bir kilo verme hedefi var, zayıflama hedefi var. Ama bir yandan işte çok iştahlıyız, yemeği seviyoruz, karşı koyamıyoruz. Böyle bir kısır döngünün içindeyken sağlıklı bir beslenme düzeninin içinde kişi ruh sağlığını bozmadan nasıl ilerleyebilir? Burada şu da çok önemli aslında. Şimdi ilk başta biraz kabullenmek gerekiyor. Yani kabullenmek aslında süreci bizim için kısaltan bir şey oluyor. Yani benim bir kilo problemim var. Kişinin gerçekten önce bunu kabullenmesi gerekiyor. İşte örnek veriyorum, kişi 80 kilo, 60 kiloya düşmek istiyor. Evet, benim bir 20 kilo hedefim var. Şimdi buna bakış açısı çok önemli. Bir taraftan şunu diyorsa ki, of ya 20 kilo var, ben bunu nasıl vereceğim? Acaba vereceğim mi, veremeyeceğim mi? Belki de bir yılı aşkın bir süre olacak dediği zaman zaten burada bir negatiflikle başlıyor kişi. Ama ya evet, 20 kilo fazlam var ve bunu vermek istiyorum. Sağlıklı bir şekilde vermek istiyorum. Ama ben elimden geleni yapayım. Doğru desteği alayım bu noktada. Doğru bir beslenme programını takip edeyim. Evet, belki uzun bir süreç de olabilir. Şimdi bunu kabullenmek de çok önemli. Biz istiyoruz ki hemen her şey böyle çok hızlı bir şekilde olsun. Hız çağında da yaşıyoruz. Hani böyle her şeye çok hızlı ulaşabiliyoruz. O yüzden zannediyoruz ki ya hemen vereyim şu kiloya, bitsin kurtulayım. Bu bakış açısıyla değil de kişi derse ki ya ben 60 kilo olduğumda da zaten böyle besleneceğim. Yani hani benim 60 kilo olduğum zaman, hedefe ulaştığım zaman da herhangi bir farklılık olmayacak ki hayatımda. Ben zaten doğru besleneceğim diyerek başlaması burada çok çok önemli. Yani her şey bakış açısında bitiyor aslında. Önce bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. O döngüden çıkmak için, ruh sağlığımızı bozmamak için. Belki evet uzun bir süre olabilir. Belki 5 ay, 6 ay, belki 1 yıl olabilir. Ki araştırmalar da bize şunu söylüyor aslında. Bir kişinin kilo verdiği zaman o kiloyu korudum, artık ben bu işi öğrendim demesi için aradan 6 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor. Çok uzun bir süre. Evet, evet. Yani beslenme davranışı çünkü çok kolay olabilen bir şey değil. Davranışları değiştirmek, özellikle beslenme davranışını değiştirmek zor bir eylem. Bir tarafta hani şu örneği de hep veriyorum danışanlarıma. Mesela işte sigarayı bırakmak ya da herhangi bir bağımlılığı bırakmak gerçekten beslenme davranışını düzeltmekten daha kolay. Çünkü orada devamlı yapılan bir davranışı kişi hiç yapmayan bir pozisyona geçiyor. Ama yemek öyle değil. Yani burada yemeği hiç yememek gibi bir durum söz konusu değil. Yine yiyecek ama onun miktarını çok iyi ayarlaması gerekiyor. Orada denge çok çok önemli. O yüzden beslenme alışkanlığını, bu özellikle bir bozuk yeme davranışı varsa, özellikle kişi kronik bir diyetçi ise bunu değiştirmek birazcık zaman alabiliyor. Birazcık sabırlı olmak, kabul etmek burada çok çok önemli. Bir de o kendimizle yaptığımız negatif iç konuşmayı pozitife çevirmek. Nasıl genelde yani? Bu benim danışanlarımda çok sıklıkla gördüm. İşte ya bu haftada kilo veremedim. Bu haftada başaramadım. Ne kadar iradesizim. Ya da işte bir defa bir durumu bozduğu zaman burada sanki dünyanın sonu gelmiş gibi, sanki böyle içinde bir yargıç var ve acımasızca yargılıyor gibi bir durum söz konusu olabiliyor. İşte yine yapamadım, yine başarısızım demek yerine biraz bunu pozitif iç konuşmaya çevirmek. Evet, bugün istediğim gibi geçmemiş olabilir ama günün geri kalanında dikkat edebilirim şeklinde ilerlemek çok daha faydalı olacaktır. Biraz aslında kendimize şefkatle yaklaşmak. Bunu yapabildiğimiz zaman bu kiloyla, bedenimizle olan ilişkimiz de çok daha güzel yerlere geliyor. Özellikle bu bahsettiğiniz kısımda bu alışkanlığın kazanılması ve bunun uzun süreceğini baştan kabul ederek başlamanın çok kıymetli olduğunu düşündüm ben de siz bahsederken. Çünkü benim de zihnimde öyleydi. Yani bir diyet, bir kilo vermeyle alakalı bir durum olduğunda belli bir süre belli bir şey uygularsın ama sonra biraz daha esnetirsin. Bunu şeklinde bir algı var. Ama burada önemli olan hayat boyu sürdürülebilir bir düzene geçiş yapmak. Ve yine çok sık duyduğumuz durumlardan birisi de belli kiloların altına düşmek. Yani hep işte zayıflarım. 70 kilo olan birisi. Ben 65'e kadar inerim ama o 63'ü bir göremem. Bir türlü göremem. Tekrar kilolarım 65'e inerim ama o 63'ü göremem dediği yerde işte sanki hep bu sınırlamaya erişip ondan bu sınırlamayı uygulayıp ondan sonrasına erişemediği kısım varmış gibi. Baştan bunun hayat boyu sürecek, daha sağlıklı yaşamak için sürecek bir durum olduğunu kabul etmediğimiz zaman hem o süreye takılı kalıyoruz, o kiloya takılı kalıyoruz. Ondan sonrasını devam ettirmek de çok zor oluyor bizim için. Bir yandan kilo vermeyle alakalı,
bizim hayatımızı zorlaştıran durumlardan birisi de bir yandan çalışmamız, iş hayatının içinde olmak, evle alakalı pek çok farklı sorumluluğun olması ve bununla beraber yine çok sık vurguladığımız spor kısmına da çok fazla vakit ayıramamak. Bunun özellikle de sağlıklı bir kiloya, ideal bir kiloya erişmek için nasıl bir yeri var? Egzersizin çok önemli bir yeri var aslında hayatımızda. Çünkü sadece beslenme değil, işte bu işin beslenme, hani puzzle'ın parçaları gibi düşünürsek beslenme bir parçası, uyku bir parçası, stres yönetimi bir parçası ve egzersiz de en büyük parçalarından bir tanesi. Burada gerçekten şunu yapmak çok önemli. Ya hep ya hiç mantığında olmak yerine. Ya işte ben günde işte bir saat spor yapacağım, işte bir saatte arkasından işte esneme germe egzersizleri yapacağım dediğimiz zaman aslında hayatın büyük bir bölümünü vermiş oluyoruz. Şunu yapabiliriz, herkes için yapabileceği şeyler farklı aslında. Elimizden geleni yapmak. Yani ne olabilir? Benim egzersiz yapmaya vaktim yok. Ama o zaman ben işte iş yerinde ayakta kaldığım süreyi geçirebilirim. Belki bir öğle aram var. Orada yemeğimi yedikten sonra bir yarım saat bir tur atabilirim, bir yürüyebilirim. İşte eve gidiyorum, bir iki durak erken inip yürüyebilirim. Arabamı biraz daha uzak bir yere park edip yürüyebilirim dediğimiz zaman aslında bu bizim için yeterli oluyor. Tabii ki daha fazla vakit ayırabiliyorsak ne âlâ. Ama bazen yaşam şeklimiz buna izin vermeyebiliyor. Burada da hani asla yapamıyorum yerine küçük küçük hedefler koymak. Yani şöyle bile, şunu bile yapsak büyük bir kar elde ediyoruz. Kişi sabah 15 dakika, akşam 15 dakika bir yürüyüş yaptığı zaman. Bunun bile çok çok faydasını görüyoruz aslında. Hani adım sayısına dikkat etmek olabilir bu noktada. Yani işte normalde baktım adım sayılarımı takip ediyorum. İşte 5000 adım atıyordum. Ben bir sabah 15, akşam 15 dakika bir yürüyüş ekleyeyim. Ne oldu adım sayımız? 8000'lere çıktı aslında. Bu da bizim için yeterli bir sayı. Hani elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hiçbir zaman beslenme konusunda da böyle, egzersiz konusunda da böyle. Ya ben bunu yapamam, bu bana uygun değil deyip kestirip atmak yerine ne kadarını yapabilirim? Yapabildiğim kadarını hayatıma ekleyeyim demek çok daha faydalı olacaktır. Özellikle duygusal beslenmeden, duygusal yemeden bahsetmeye çalıştık programın başında da. Belli başlı yiyecekler sayabilir miyiz Zünür Hanım? Yani sıklıkla şunları tüketiyorsak, elimiz sürekli şunlara gidiyorsa, bu bizim duygusal bir açlık yaşadığımızın göstergesi olabilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Özellikle işte tatlı gıdalara, özellikle böyle çikolatalı gıdalara çok fazla gidiyorsak aslında bir yerde sevgi açlığı yaşıyor olabiliriz. Yeteri hayata karşı, işte eşimize karşı, eşimizden, ailemizden yeterli sevgiyi alamıyor olabiliriz. Buralara bir bakmakta fayda var gerçekten. Daha çok böyle çıtır gıdaları, işte kıtırtılı gıdaları, kuru yemiş gibi, cips gibi bu gıdaları yiyorsak hayatın monotonluğundan sıkılmış olabiliyoruz. Gerçekten bir eğlence arayışı içerisinde olabiliyoruz. Buralara bir bakmakta fayda var. Daha çok yağlı gıdaları tercih ediyorsak bir kaygı problemi yaşıyor olabiliriz. Bir gelecek kaygısı olabilir, ilişkilerle ilgili bir kaygı olabilir. Böyle daha çok yağlı, kızartma, hamur işli yiyecekleri yiyorsak bunun bir göstergesi olabilir. Hayatımızda buralara bir bakmakta fayda var. Acaba bir sıkıntı yaşıyor muyum? Buralarda ne hissediyorum gibi. Bunlar belirteçler olabiliyor. Burada o zaman öncelikli olarak kendimizin farkında olacağız. Evet. Yani bütün gün boyunca ben ne yaşıyorum sorusuna verecek bir cevabımızın olması lazım. Zaten bu kendimizin farkında olmak kısmı pek çok alanda daha sağlıklı olabilmemiz için de kıymetli. Beslenme bununla beraber gelen kısımlardan birisi. Belki sadece beslenme için biz bunu yapmaya niyet edeceğiz ama hayatımızda pek çok farklı kapıyı araladığını da fark etmiş olacağız. Orada işte ani tepkiler vermek, fevri çıkışlar yapmak, belki bunların da önüne geçmek için bize yardımcı olacak. Yine ani bir tepki gibi de düşünebiliriz beslenme davranışını. Çünkü o an o duyguyla baş edemiyorum, o duyguyu yaşamak istemiyorum, ona odaklanmak istiyorum ve hemen ağzıma bir şeyler atarak bunu geçiştiriyorum. Ya da bütün gün bir şekilde daha sağlıklı beslenmeye çalıştım, dikkat etmeye çalıştım. Ama günün sonunda yaşadığım bir durumda yine o bütün günkü çabamı biraz daha heba edecek şekilde davranmama sebep olabiliyor. Bir yandan şunu da sormak istiyorum. Bütün bunlar biraz daha kişinin
kontrolle alakalı meselesiyle de çok bağlantılı oluyor. Hayatında kontrol edemediği şeyler varken yemeği kontrol etmeye çalışıyor. İstediğim hiçbir şeyi istediğim gibi yapamıyorum. Bari istediğim gibi yiyeyim. En azından o kontrol alanını orada sürdürmeye çalışayım gibi farkında olmadan böyle bir anlayışta ilerletebiliyor. Kontrolle alakalı zihin yapımızı nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Kesinlikle öyle. Özellikle bunu yeme bozukluklarında çok sıklıkla gördüğümü eklemek istiyorum. Özellikle bu hani şu anda daha çok biz bozuk yeme davranışından konuştuk ama işte anoreksiya nervoza, bulimia nervoza gibi yeme bozukluklarında özellikle ergenlik döneminde çok sıklıkla görüyoruz. Bir baskı var aileden yana. Genç ergenler için konuşuyorum ve şöyle bir düşünce söz konusu olabiliyor. Ben bedenimi kontrol edebilirim, yiyeceklerimi kontrol edebilirim. Burada işte besin alımının reddi, herhangi bir şeyi yememek ve çok zayıflık hali söz konusu olabiliyor. Ya da işte yiyip ardından işte pişman olup üstesinden gelme, çıkarma, laksatif kullanma gibi durumlarda çok sıklıkla görebiliyoruz. Bu bozuk yeme davranışı ilerlediği zaman yeme bozukluklarına sebep olabiliyor. Ama bozuk yeme davranışı konusunda da sıklıkla bunu görüyoruz. Yani kişi bir şeyleri yönetemediği zaman, bari bedenimi yöneteyim diyerekten yiyeceklere başvurabiliyor. Burada aslında şöyle ne istediğimizi bilmek, yani kendimizi tanımak kadar ne istediğimizi bilmek, hayattan beklentilerimizi, hedeflerimizin, isteklerimizin olması da çok önemli. Çünkü insan dediğimiz varlık aslında kendini gerçekleştirebildiği zaman, yani mutlu olabileceği bir eylemi yaptığı zaman, bir işi yaptığı zaman, bir şeyleri başardığı zaman, yani o vücudundaki dopamin, serotonin, endorfin de aslında bunlara göre salgılanmış oluyor. Bir şeyleri başardığı zaman mutlu olabiliyor ve haz alabiliyor gerçekten, kendini gerçekleştirebiliyor. O yüzden bu noktada hani ben hayatımda bir başkasına bağımlı olmadan, yani işte eşime, aileme, çocuklarıma, evet onları da çok seviyorum, evet onlar da hayatımın bir parçası. Ama ben bu hayata ne için geldim? Benim bu hayattaki amacım ne olabilir? Ben bu hayata nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşündüğü zaman, birazcık daha zihin yapısını oraya odakladığı zaman bu davranış da daha kolay bir şekilde çözüme gidiyor aslında. Yaklaşık bir 3-4 dakikamız var. Bir izleyici sorusuna yer verelim istiyorum. Şöyle soruyor seyircimiz. Uzun süreli antidepresan kullanımı sonucu kilo artışım oldu ve kilo veremiyorum. Ne önerirsiniz diye soruyor. Çok geniş kapsamda bahsetmeye çalıştık ama bu soru özelinde neler söyleyebilirsiniz? Burada öncelikle destek alması çok kıymetli, çok önemli. Çünkü bir antidepresan kullanımı varsa kişinin muhtemelen orada çözemediği bazı hayatıyla ilgili problemler var. Burayla ilgili çözebilme mekanizmalarını geliştirmek. Çünkü hani hayatımızdaki o stresi, sıkıntıyı atabilmek mümkün değil. Ama en azından nasıl çözümleyebileceğimizi görmek çok çok önemli. Bir de gerçekten doğru bir beslenme programını takip etmek. Yani işte falanca şunu yapıyormuş, bu iyiymiş, komşum bunu yapmış, arkadaşım bunu yapmış şeklinde değil de gerçekten kendi iç dünyamıza dönerek ne yapabilirim ben? Ben ne hissediyorum? Ben neyi seviyorum? Yani işte bir diyet var, diyetin içerisinde de kabak var ama ben kabak sevmiyorsam onun bana aslında bir pozitif etkisi olmuyor bu noktada. Oturup gerçekten kişi burada kendini tanıyabilir, bir günlük yazabilir. Ben beslenme günlüğüyle birlikte duyguların yazıldığı bir günlüğü de çok kıymetli buluyorum. İşte sabah kahvaltımda bunu yedim ve bu beni çok tatmin etti, bana iyi geldi. Ya da hayır bu bana iyi gelmedi, ben bunu sevmedim gibi düşüncelere yer vermesi çok çok önemli, çok kıymetli. Önce kendisini tanıması ve neden kilo aldıran davranış ne? Bu herkese çok çok farklı oluyor. Yani örneğin bazı kişiler akşamdan sonra çok fazla işte o çayın yanında bir şeyler yediği için kilo alabiliyor. Bazı kişilerde böyle bir durum söz konusu olmuyor. Devamlı atıştırdığı için kilo alabiliyor. Yani yemek hazırlarken, bir şeylerle ilgilenirken bir şeyler atıştırmak olabiliyor. Bazı kişilerde gerçekten çok uzun süre açlıklar söz konusu olabiliyor. Ve bu beslenme günlüğüyle her şey ortaya çıkıyor aslında. Ya bana kilo aldıran şeyler neler acaba? Orada onu tespit ettikten sonra o davranışı değiştirmek. Asıl yaptığımız iş bu zaten. O davranışı değiştirmek. Atıştırma davranışı mı var? Tamam, ben bundan sonra
ayakta atıştırmalık yapmıyorum. Örneğin kişi bir kural koyabilir o noktada. Ayakta atıştırmalık yapmayacağım. Her yiyeceğim lokmayı, yani bir tane fındık bile yiyecek olsam, oturarak ve mutlaka tabağıma alarak yiyip içmeye özen göstereceğim dediği zaman, orada zaten işler çözülüyor. Bir noktada hani o ağzımıza attığımız, farkında olmadan attığımız şeyler yerine daha farkındalıkla yemeye bırakıyoruz. Bu yüzden hani kişi böyle bir yol izleyebilir. Nerede problem var ve bunun üstesinden nasıl gelebilir? Kendisini tanıyarak yola çıkabilir. Hemen son bir soruya daha yer verelim. 70 yaşındayım, geçirdiğim çeşitli ameliyatlar sebebiyle gece tuvalete kalkıyorum ve bir şey yemeden uyuyamıyorum. Ne önerirsiniz? Şöyle bir durum söz konusu olabilir. Burada gerçekten fiziksel bir açlık mı? Bunu anlamak çok önemli. O noktada gerçekten kişi fiziksel bir açlık yaşıyorsa, yani karnı gurulduyor ve açlıktan başına ağrılar giriyor ve uyuyamıyorsa bu noktada, yatmadan 1-2 saat önce ufak bir ara öğün tercih edebilir. Küçük bir ara öğün olabilir. İşte bir bardak süt, yanında bir tane hurma gibi mesela böyle. O gerçekten o gece acıkmasını önleyecektir. Ama burada durum gerçekten bir psikolojikse, yani tuvalete kalkıyorum ama karnım da aç değil, biliyorum. Ama canım bir şeyler yemek istiyorsa, acaba burada hangi duygumuzu bastırmak için bir şeyler yiyoruz? Biraz buna bakmakta fayda var. Ne hissediyorum acaba orada? Belki gizli yemek yemeyle ilgili yaşadığımız bir durum var. Belki işte yemek konusu çok eleştiriliyor olabiliyor. Hani böyle durumlarda söz konusu oluyor. İşte aile çok eleştirdiyse çocukluk zamanında, ergenlik zamanında bu tarz böyle gizli yeme davranışı ortaya çıkabiliyor. Oraya bir bakmakta, bir orayı düşünmekte fayda var. Çok teşekkür ederim Zinur Hanım. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli ve bence çok verimli bir sohbet oldu. Umarım bundan sonrası için hepimiz daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçeriz diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendini bilmekte şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bir haftalık tatil dönemini nasıl daha güzel geçirebiliriz? Bunları konuşmaya çalışacağız. Tuğba Hanım bizlerle olacak. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Klinik psikolog Tuğba Dursun Tuncel bizlerle. Tatil haftasından bahsetmeye çalışacağız programımızın devamında. Tatil haftası boyunca bunu daha etkili bir şekilde geçirmek isteyen anne babalar olabiliyor. Biraz çocuklar bu süreçte ders yoğunluğunda, ödev yoğunluğunda da olabiliyorlar. Bununla beraber şunları konuşmaya çalışacağız. Anne babalar çocuklarıyla muhabbetlerini daha iyiye taşımak adına neler yapabilirler? Bunun gibi tatil zamanlarını acaba daha iyi nasıl değerlendirebilirler? Ve özellikle anne babaların çocuklarıyla olan iletişimde, onların eğitimiyle alakalı, dersleriyle alakalı en sık sorun yaşadığı alanlar neler? Bunları çözmek için neler yapabilirler? Hepsini konuşmaya çalışacağız. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de. Tatil haftasından bahsedeceğiz. Bir yandan düşünüyorum değişen eğitim sistemiyle beraber hepimizin de aklı karışmaya başladı. Bizim zamanımızda tatil haftası bu şekilde olmuyordu. Dönemde bir tatilimiz oluyordu. Şimdi bununla alakalı değişiklikler de var. Bir yandan olumlu taraflar olduğu gibi bir yandan acaba olumsuz mu oldu diye düşündüren tarafları da oluyor çocukların alışkanlığıyla alakalı. Ama size sormak istiyorum. Özellikle böyle bir tatil dönemi olduğunda, okula böyle bir ara verildiğinde ailelerin en çok dikkat etmesi gereken kısımlar neler olur? Evet. Teşekkür ederim Leyla Hanım. Ailelerin en çok dikkat etmesi gereken konular aslında böyle genele yaydığımızda çocukların ilgi alanlarına göre bu tatili değerlendirmeye çalışmaları. Sonuçta onlar yoğun bir tempodan çıkıyorlar. İlkokul ayrı, ortaokul ayrı, lise dönemi ayrı, hatta anaokuldakiler şu anda tatilde mi onunla ilgili bir fikrim yok ama ilk öğretim bu noktada tatil. Bu noktada çocukların kendi ihtiyaçlarına göre plan program yapılmasının çok sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu çok genel ve bilişsel bir açıklama. Bunun çok daha detaylarımıza indiğinde aslında bir çocuğun belki de en başta bir hayat hikayesini anlamamız gerektiğine inanıyorum.
Bu çocuğun hayat hikayesine baktığımızda aslında bizim karşımıza bebeklikten çocukluk ve yetişkinlik dönemine kadar üç tane önemli faktör var. Ve bu üç ana faktörden bir tanesi çocuğun mizacı. Mizacı annesinden babasının kombinasyonu ve DNA'larına göre bir mizaçla doğuyor. Ve buna yönelik de bir yetenek geliştiriyor. Dolayısıyla anne ve babalar bu çocukların yeteneklerini ne kadar çok erken geliştirebilirlerse, ne kadar çok erken fark edebilirlerse o kadar çok avantajlı ve çocuğu çok daha iyi tanımış noktada oluyorlar. Mizacı yanı bir de tabii kader faktörü de var. Sonuçta bizler nasıl bir ailede doğduğumuzu seçemiyoruz. Bu bizim seçebileceğimiz bir alan değil. Hangi kültürde doğduğumuzu seçemiyoruz. Hangi ülkede yaşayacağımızı seçemiyoruz. Mesela şu anda ülkemizde refah içinde yaşayabilirken dünyanın başka bölgelerinde yaşayan çocuklar savaşla yüz yüze buruna gelebiliyorlar. Dolayısıyla biz kaderi de değiştiremiyoruz. Yani bu da aslında insanın hikayesini anlamada önemli bir etken. Diğer bir hususa baktığımızda, üçüncü ana temele baktığımızda da aslında o da çevre. Bizim kontrol edebileceğimiz, çocuklarımız üzerinde kontrol edebileceğimiz tek alan çevre. Ve biz bu noktaya ne kadar sağlıklı bir şekilde dikkat edersek çocuklarımızın hayatına da o kadar çok eşlik etmiş oluyoruz. Sonuçta bir çocuk dünyaya geldiğinde ilişki içine doğuyor. Ve bu ilişki içerisinde gelişmeye başlıyor. Yani o çevrede annenin babanın ona eşlik edebilmesi, onun duygularını eşlik edebilmesi, onun duygularını anlayabilmesi o çocuğun davranışlarını da iyileştirmeye başlıyor. Dolayısıyla ben bir anne babanın olarak çocuğun yeteneklerini ne kadar çok erken keşfedebilirse, ne kadar çok ona destek noktasında bu noktada sağlayabilirse o kadar çok iyi. Çünkü bir insanın sevdiği meslekle yeteneği arasında çok sıkı bir bağ olduğuna inanıyorum. Ve bu sıkı bağı da keşfetmek için de erken dönemlerde sorumluluk vermek gerekiyor. Mesela şimdi tatile çıkıyoruz. Neler yapılacak? Öğretmenler belli bir düzey tahminime göre ödevler vermişlerdir. Tabii bunların ne kadar çok ya da az olduğuyla alakalı bir fikrim yok. Fakat çocuklar ne rutinlerini kaybetmeli ama aynı zamanda bunun bir tatil olduğu gerçeğini de kabul etmeli aileler. Ve yani çocuğa dönüp sen ne istersin? Bu hafta neleri değerlendirebiliriz? Ne yapmak istersin? Sonuçta çok güzel uzun bir dönem tatile, bir haftalık bir tatilin var. Bunu nasıl değerlendirmek istersin diye çocuğa sorulduğunda mutlaka kendi ilgi ve alakasına göre cevaplar verecektir. Kimisi belki aile akrabalarını ziyaret etmek isteyecek. Kimisi akranlarıyla, kuzenleriyle ya da arkadaşlarını ziyaret edip onlarla beraber vakit geçirmek isteyecek. Belki kimisi komşuyla, komşusunun çocuklarıyla oynayacak. Yani bunlar biraz onların alanları, çocukların alanları ve bu alanlara eşlik edebilmenin de aile olarak destek verebilmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ödev konusunda da belki ödev verilmiştir ve bu ödevler de çok aşırıya kaçmayacak şekilde. Belki akşam yemeğinden önce belli bir rutin saati çocuğun da sağlıklı algılayabileceği bir saat diliminde verilen sorumlulukların da yapılabilmesi çok önemli. Burada çocuklara bunu sorduğumuz zaman karşılaşabileceğimiz muhtemel cevaplardan birisi de şu olabilir. Ben tatildeyim. O yüzden istediğim kadar televizyon izlerim, istediğim kadar bilgisayarda oynarım, tablette oynarım. Özellikle çocukların tatil olduğu an ilk aklına gelen seçeneklerden birisi biraz da bu olmaya başladı. Anne babalar bu konuda da sınır koymakta zorlanabiliyorlar. Hele ki çocuk çok ikna edici argümanlarla geliyorsa, okul zamanı zaten vermiyorsunuz, bari tatilde müsaade edin, tatilde de rahat olalım. Biraz daha çocukların yaşı büyüdükçe böyle tartışmalar da çıkmaya başlayabiliyor. Bu noktada çocukların tatilde teknolojiyle geçirecekleri zamanı aileler nasıl yönetebilir? Çok önemli bir soru. Şimdi çocuklar tatildeler ve haklı oldukları taraf, evet şu anda biz tatildeyiz ve istediğimiz şeyler var, oyun ya da belki siz de dediğiniz gibi laptop'tan bir takip ettiği bir oyun vesaire. Burayı sınır seçenek konusunda aslında çok önemli bir nokta. Bu çocukların dürtülerini erteleyebilme konusuna bizi götürüyor. Bu sınır seçenek dediğimiz aslında 3 yaşta verilmeye başlanan ve o sorumlulukların yavaş yavaş verilmeye başladığı bir dönemde. Şimdi öyle bir şey ki
Eğer anne baba, şimdi onlar da evlatlarının iyi bir noktada olmalarını istiyorlar, başarılı olmalarını istiyorlar, işte teknolojiden uzak kalmalarını istiyorlar. Bu çağ içerisinde bunları deneyimleyebilmek için, çocuklarını bu noktada destek verebilmek için de sınır seçenek koymaya çalışıyorlar. Ama bu bazen aşırı olabiliyor, bazen olmayabiliyor. Hmm. Bizim için sıkıntılı olan kısım bu iki taraf. Yani ya çok fazla baskı olması ya da hiçbir şekilde müdahale edilememesi. Burada çocuğun 3 yaşından itibaren o dürtülerini engelleyebilme, erteleyebilmeleri konusunda biz nasıl bir yetkinlik evlatlarımıza kazandırabiliriz? Mesela ilk başta yatağını toplayabilmek ya da işte yemeğini yiyebilmek ya da belki kahvaltı hazırlama sofrasında yardım edebilmek. Ders konusunda da ya da oyun konusunda da belki şöyle bir cümle söylenebilir. Evet, oyunu oynayacak olmanı anlıyorum. Bu noktada bu oyunu oynadıktan sonra da bir ders yapabiliriz. Ders yapabilirsin. Belli bir saat dilimi var ve bu saati geçmeyebilirsin gibi bir açıklama yapılabilir ne anladım diye düşünüyorum. Çünkü o sınır seçenek aslında çok erken yaşlarda verilmesi gereken bir şey. Eğer çocuk ergenlik dönemine gelmiş duyguyu erteleyemediği bir noktada ya da kendi dürtülerini, ihtiyaçlarını ertelemediği bir noktadaysa bu noktada o sınır seçeneğin bir an önce sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, eğer verilebilmiyorsa da bu noktada bir destek alınabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar erken o kadar iyi, her konuda olduğu gibi bu konuda da karşımıza çıkıyor. Yapacak bir şey yok, artık çocuk alıştı ya da dinlemiyor sözümüzü gibi söylemlerden ziyade biraz eğer bu konuda evde tatsız bir hava esecekse bunun da yine çocuğun ilerleyen zamanlarda daha iyiliği için olduğunu belki de hatırlamamız. Evet, o süre çok önemli. O süreye sadık kalabilmek. Evet. O zorlandığımız zamanı geçtikten sonrası zaten alışkanlığın değişmeye başladığı zaman olacak. Hı-hı. Orada yeter ki dişimizi sıkabilelim diye. Buradan tekrar bu konuyu da ele almış olalım. Özellikle çünkü tatil zamanı bütün kuralların daha da esnek olduğu bir süreç olabiliyor. Tabii ki daha da esnek olabilir, tatilin getirdiği bir esneklik olabilir ama o esnekliğin sınırlarını da yine anne babanın belirlediği bir süreç olması kıymetli. Burada aile bağlarından da biraz bahsedecek olursak, böyle zamanları aile bağlarını daha da güçlendirecek şekilde bir fırsat olarak görebilmemiz adına anne babaların neleri öncelemeleri gerekir? Şimdi burada çocuğun ihtiyaçlarını öncelemelerini ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de o kadar farklı ki her çocuk biricik ve tek. Her çocuğun ihtiyaçları da farklı. Kimisi anneannesine, babaannesine gitmek ister. Kimisi arkadaşlarına gitmek ister. Ya da kimisi işte evde kendine göre belki dinlenmek ve vakit geçirmek ister. Dolayısıyla bunun ilk başta çocuğa sorulabilmesi önemli. Bağların bir teknoloji detoksu yaparak onun ilgisini sizin de belirttiğiniz gibi sosyal çevreye, yakın akraba ziyaretlerine, arkadaş ziyaretlerine çekebilmek çok daha kıymetli tabii ki. O detoksu yapabilmek önemli. Burada da cazip teklifler olabilir. Belki hani ailelerin gitmek ister misin, ne dersin? Belki burada şunu da ekleyebilir miyiz? Bu detokstan bahsettiğimizde bunu sadece çocuklardan beklememek. Yani ailece bu detoksu yapabilmek. Çok belki de artık klişeleşmiş örneklerden birisi ama babanın sigara içerken oğluna sakın sigara içme yavrum demesinin anlamsız olacağını vurgulamamız gibi. Elimizde telefon varken bırak artık o tableti elinden dememizin anlamsız olduğunu da fark etmek belki de burada kıymetli. Yani bu dönemi biz çok sık tartışmalar yaşıyoruz, anlaşmakta çok zorlanıyoruz. Okul dönemi, evde hep gerginlik oluyor şeklinde bir sorunla geçiriyorsak, böyle şikayetlerimiz varsa bir fırsata çevirmek istiyorsak sadece çocuktan bir şeyleri beklememek de belki burada ele alabileceğimiz başlıklardan birisi olur. Çünkü hep çocuk odaklı konuşup ondan bir şeyleri değiştirmesini istiyoruz. Ondan bir şeyleri farklı yapması için ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu çok güzel ama bununla beraber işin sanki bize bakan kısmını da ihmal ediyor kesinlikle gibiyiz. Çok doğru bir nokta Nihan Hanım, değil mi? Çünkü eğer biz bir ötekini, bir insanı anlayabilmek istiyorsak çevresindeki insanlara bakmamız gerekiyor. Yani ben kendimi bilmek istiyorsam kendime, çocuklarıma nasıl bir anne babada, nasıl bir ailede yetiştiğimi de bakmam gerekiyor.
Zaten ailelerin en çok zorlandığı taraflardan bir tanesi çocukların tabii ki de iyiliklerini, güzelliklerini istiyorlar. Ama bunun dışında fark etmeden bilinç dışı sistemde patojenik yaklaşımları da çocuklara dayatmış oluyorlar. Sizin hı hı. biraz önce belirttiğiniz örneklerde ya da işte bir anda öfke patlaması yaşadım. Çocuğu işte dersin başında değil de bir laptopun ya da bir tabletin önünde gördüğümde bir anda duygularım boşaldı ve kendimi tutamadım. Bunlar baktığında bu kimin duygusu? Yani daha çok çocuğun duygusu mu yoksa anne baba olarak bizlerin ne hissettiğiyle ilgili bir şey mi? Evet. Bunlara da bakabilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Yoksa o dengeyi kurabilmek çocuğun sağlıklı zaman, sağlıklı olarak kitle iletişim araçlarını kullanıp ama onun dışında da bir plan yapabilmek, bir yerlere beraber gidebilmek anne baba olarak uzak ya da yakın hiç fark etmez. Kaliteli zaman ya da çevremizde, ailemizde, sevdiklerimizde kaliteli zamanlar geçirebilmek. Hatta bununla alakalı mesela geziler planlanabilir. Belki mesela Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle müzelerde müze kartlarla çok güzel müzeler var. Burada çocuklar kültürlerini, değerlerini görüp bunların üzerine konuşma fırsatı aileleriyle bulabilirler. Sizin de belirttiğiniz gibi akraba ve çevre ziyaretleri olabilir, arkadaş ziyaretleri olabilir. Ve bunlara zaten odaklanıldığında aslında tablete ya da telefona da çok fazla ihtiyacı kalmıyor. Yine dönüp dolaşıyoruz. Nehan Hanım neye geliyoruz? Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani insan sosyal bir varlık ve insanın her zaman bir ötekine hayatta ihtiyacı var. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus ve çocuk ne zaman yalnız kalmaya başladığında o yalnızlık ve boşluk ve hiçlik duygularıyla yüzleşmeye ve bunlarla alakalı bir arayışa girmeye başlıyor. Ve bu arayış aslında biraz da bu kitle iletişim araçlarına yalnız yetiştiği ya da yalnız oynadığı oyunlara yöneltebiliyor. Peki bu çocuklar yalnız çocuklar bir yetişkinle temas edememiş çocuklarda zaten bizler patoloji görüyoruz. Ya içine kapanan çocuklar oluyor ya kendini soyutlamış çocuklar yetişmeye başlıyor ya çok fazla mekanik olan çocuklar olmuş oluyor ve hatta patoloji çok daha ağır bir durumu konuşursak hiçbir şekilde empati yapamayan, karşıdaki insanın duygularını anlayamayan, iç gerçeklikle kendi iç duygularıyla dış gerçekliği, hayatın gerçekliğini ayırt edemeyen çocuklar noktasına geliyor. Ve bu çocuklar büyüdükleri zaman da empati olmayan, vicdanı olmayan, bir gözünü kırpmadan bir adam öldüren ya da gözünü kırpmayan bir ülkeyi savaşa bile götürebilecek potansiyele sahip olan bireyler olabiliyorlar. Dolayısıyla insan sosyal bir varlık. Ve bu sosyal varlık içerisinde de her zaman bir öteki beyine ihtiyaç var. Yapılan araştırmalar bize şunu çok net gösteriyor. Bir bebek doğduğu andan itibaren vitamine değil, yemeğe içmeye değil, evet bunlara ihtiyaç var ama en çok ve en çok bir insan beynine, bir insan zihnine, bir insan ötekine, bir öteki beyine ihtiyaç var. Ve bu bizim için bence aileler için bu tatillerde birer fırsat diye düşünüyorum. Evet. Bunu çok ihmal ediyoruz. Daha çok fiziksel bakımıyla alakalı çok ilgilenip üstüne düşüyoruz belki çocukların ama bu bağ ile alakalı, bağ kurma ile alakalı olan kısmı ihmal edebiliyoruz. Bu kısımda belki şuna da yer verebiliriz Tuğba Hanım. Şimdi ne kadar bunlardan bahsetsek de bir yandan şu an içinde bulunduğumuz günlerde bizim için aslında hayat çok da normal akmıyor. Bir de böyle bir taraf var. Ve her zaman anlatmaya çalıştığımız şeylerden birisi de çocuklar açısından da bir bilinç oluşturmaya olan ihtiyacımız ve ailelerin de bunu çok önemsediğini de görüyoruz. Özellikle belli protestolar yapıldığı zaman, yürüyüşler yapıldığı zaman çocuklarıyla beraber buraya katılmaları. Gazze'de yaşananlardan bahsediyorum elbette ve bunun için bir bilince ihtiyacımız var. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir öfkemizin olması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyoruz. Alışmamamız lazım çünkü insan böyle bir canlı sürekli gördükçe, sürekli maruz kaldıkça ilk gün verdiği tepkiyle aynı tepkiyi vermiyor. Biraz daha alışıyor. Ama bu alışkanlığın içinde buradaki bu kıymetli öfkeyi de kaybetmememiz gerekiyor. Acaba bu süreci biraz daha çocukları bilinçlendirmek, onlara bu şuuru kazandırmak adına nasıl geçirebiliriz? Burada çok yine önemli bir husus çünkü eğer burada insanlık adına çok büyük bir katliam söz konusu ve burada insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar.
aileler bir şeyler yapmak istiyorlar. Dolayısıyla küçük de olsa kendi dünyalarına göre bir şeylerin yapılabiliyor olması bizim ruhsal sistemimiz açısından çok kıymetli. Yani ben kendi adıma neler yapabiliyorum, bireysel anlamda ne gibi destekler sağlayabiliyorum ya da ne gibi buradaki durumu, buradaki haksızlıkları dile getirebiliyorum. Bunlar üzerine aileler düşünüyorlar ve bakıyorlar. Bu noktada çocukları da sağlıklı bir şekilde bilinçlendirebilmek için aslında yaşadıkları imkanların ve yaşadıkları coğrafyaların çok kıymetli bir coğrafya olduğunu, burada sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemizin çok önemli bir şükür vesilesi olduğu belki söylenebilir. Çünkü diğer dediğimiz gibi biraz önce kaderden bahsettik. Aynı kaderi yaşayamayan kardeşlerin de olduğunu, aynı kaderi yaşayamayan bazı çocukların da haksızlıklara maruz kaldığı ile ilgili bilinçlendirme çocuğun anlayabileceği ölçüde. Çünkü evet. Orası da çok önemli. Yani çocuk savaşı algılayamayabilecek yaşta da olabilir. Evet, evet. Ama onun anlayabileceği dilde belki çok daha somut şeylerle, somut bilgilerle bunların açıklanabiliyor olması aileler için önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Çocuğun anlayabileceği ölçüde. Hı hı. Bunun için neler yapılabilir, hangi yaş grubuna nasıl izah edilebilir buna dair çok güzel çalışmalar yapan uzmanlar var. Bunları sosyal medyada paylaşıyorlar. Buna dair videolar paylaşıyorlar. Nasıl etkinlikler yapılabilir? Özellikle bu konuda. Yani bir çocuğa etkinlikle beraber, oyunla beraber nasıl bilgi aktarılabilir? Çok güzel paylaşımlar oluyor. Hı hı. Belki biraz daha gündemimize bunu da alabiliriz. Evet, yani. Çünkü çocukların yapılan araştırmalar zaten şunu gösteriyor. Çocuklar en mutlu anlarını anneleriyle babalarıyla yaşamış oldukları oyun anlarını unutmuyorlar. Ve en derin bağlar, en derin kalpteki mühürlenmeler annesiyle babasıyla ki oyun anları. Hmm. Her şeyi unutabiliyor da her şey çok normal düzeyde kalabiliyor. Ama bu anlar hiçbir zaman unutulmuyor. Çünkü bu anlarda coşku var, hmm. coşku hali var ve bu anlarda oyun var. Hmm. Oyun çocuklar için çok önemli bir araç. Ve mesela şu anda biz tatildeyiz diyoruz değil mi? Çocukların oyun oynamaya ihtiyacı var. Evet. Ve bu oyunu oynarken de kendi dünyalarını yansıtıyorlar. Kendi dünyalarını da anlatıyorlar. Kendi dünyadaki çatışmalarını anlatıyorlar. Ve bunlar oyun aracı ile da çocukların duygularını anlamak ve çocukların duygularına eşlik edebilmek için oyunun ben çok önemli anlamda destek sağlayabileceğini ailelere düşünüyorum. Çünkü bir çocuk büyüdüğü zaman babasıyla sürmüş olduğu bisikleti ve orada bisiklet sürerken etmiş olduğu sohbeti hiçbir şey değişmiyor. Hı hı. Ya da annesi işten geldiğinde ya da evde onunla bir saat sağlıklı bir şekilde evcilik oynadığında ya biz annemle biliyor musun şöyle şöyle bir evcilik oynamıştık ve o evcilik esnasında bana şunları söylemişti. Bunları anlatmış çok güzel bir andı diye bunları söylüyorlar. Yani hı. büyüdüğümüz zaman insanlar büyüdükleri zaman akıllarında kalan en derin bağlar genellikle hep bu oyun anları oluyor. Hı hı. Burada Tuba Hanım bazen şunu da duyabiliyoruz ailelerden. Oyun oynarken çok sıkılıyorum. Çocuğumla hı. nasıl oyun oynayacağımı bilmiyorum. Ya da bazen babalar ben annesi gibi oyun oynayamıyorum diyor. Bazen anneler ben babası gibi oyun oynayamıyorum diyor. Hı hı. Eğer böyle bir şey yaşıyorsa ebeveynler... Bu hem kendileriyle alakalı nasıl bir mesaj verebilir? Çünkü dönüp biraz da kendi iç dünyamıza bakmamız gerekiyor. Hem de bu beceriyi nasıl geliştirebilirler? Bu beceri aslında çok daha çocukluk yaşantılarıyla ilintili bir şey. Burada anahtar kelime o çocukla oynarken ben hangi duyguyu hissediyorum? Hangi duyguyu hissediyorsa o duygu üzerine düşünüp bu onu nereye götürüyor? Yani hangi anılara götürüyor? Anne babayı için eğer oyunda çok sıkılıyorsa anahtar bir geçiş olabilir. Yani ben bu oyunu oynarken üzülüyor muyum? Çok mu bunalıyorum? Neden bunalıyorum? Ya da bu bunaltı beni nereye götürüyor? Sıkışmış gibi mi hissediyorum? Bunu bedenimde nerede hissediyorum gibi. Daha çok kendini bilmeyle alakalı sorular sorarak kendi muhtemelen çocukluk yaşantısıyla ilgili anılara gidecektir. Ve orada çözümleyemediği bir şey varsa onlar üzerine çalışmak çok sağlıklı. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi bir ötekini anlayabilmek, yani kendimizi anlayabilmek bizim çevremizdeki insanları anlayabilmekten de biraz geçiyor. Yani nasıl bir ailede doğduğu da önemli olduğu için buralara bakabilmek, buralarda muhtemelen bir şeyler vardır. Çok bunalıyorsa, çok sıkılıyorsa, çok hüzünlüyse kendi
çocukluk yaşantısı ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Eğer bu noktayı aşamadığını düşündüğü bir şey varsa da bence bir destek, profesyonel bir destek alarak bunun üzerine gittiğinde değişik ve iyileştirici taraflar olabileceğini düşünüyorum. Burada anne babaların kendi çocukluğundan da bahsettiniz ya. Anne babanın nasıl bir ortamda yetiştiği, nasıl bir aile yapısının olduğu, kendi ailesine nasıl yansıyor? Burada nasıl yansımalar görüyoruz? Belki burayı da detaylandırabiliriz. Çünkü ödevle alakalı, sorumluluklarıyla alakalı çocuklarda anne babaların tahammül edemediği şeyler bazen temellerini kendi çocukluklarından alabiliyor. Orada kendi hayatımızla, kendi hikayemizle nasıl bir bağlantı bulabiliriz? Çok güzel bir soru Nihan Hanım bu da. Şöyle açıklayabiliriz. Basit bir örnekten gidelim. Anne ya da baba hiç fark etmez, kadın ya da erkek kendi çocukluk yaşantısında ulaşmak istediği bir şeyi ulaşamamış olabilir. Hedeflediği mesleği gerçekleştirememiş olabilir. Mesela tıp okumak istemiştir, tıp okuyamamıştır. Çünkü ona da kendi ailesinden belki bununla bunu yapamayacağına dair negatif, patojenik inanç geliştirmiş olabilir. Ve bunun üzerine aşırı bir düşerek kendi çocuğundan bu beklenti içine girmiş olabilir. Buna yönlendirmeye çalışıyor olabilir. İşte benim kızım oğlum tıp okusun ya da benim kızım işte öğretmenlik okusun gibi o mesleği aşılamaya çalışıyor olabilir. Halbuki böyle bir şey yok. Bizler çocuklarımızın ne kadar çok erken yeteneklerini keşfedersek onların alanlarını o kadar çok açmış oluyoruz. Şimdi diyelim ki çocuk merak ve duygusuyla ödev yapmaya başlıyor ve 2 dakika sonra ödevi bitiriyor. Bu ödevi neden bitirmedin? Hadi ödevine devam et dediği zaman aslında çocuğun bir nevi keşif ve merak duyguları da ölmüş oluyor. Çünkü bir başkası tarafından, bir anne ya da baba tarafından tekrar bunun hatırlatılması o keşif ve merak duygusunun da elinden gitmesine sebebiyet veriyor. Şöyle bir bebeklikten de şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela çocuk emeklemeye çalışıyor. Anne ya da baba bu noktada sonuca odaklandığında sonuç ne? Onun sağlıklı bir şekilde emeklemesi ve düşmemesi. Onu kaldırdığında mesela sıkıntı. Orada çocuk aslında çaresizliği tekrar deneyimlemiş oluyor. İlk öğrendiği şey aslında çaresizlik. Halbuki onu düştüğünde kalkmaya çalıştığında, uğraştığında ya da o ödevi o gün 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bakıp ertesi gün biraz daha yine kendi keşif ve merak duygusuyla yöneldiğinde ya da ödevlerinin kendi bitirildiğinde ya da annesi babası sonradan kontrol ettiğinde durum daha farklı. Başında beklemek ayrı çünkü mesela bunlar da sınıflara göre değişen de bir şey. Mesela 3. sınıfa geçmiş bir çocuğun bizler ödevlerini kendisinin yapıyor ya da bitirmiş olmasını bekliyoruz. Evet. Ama anne baba haydi kızım haydi oğlum yap ödevini bekliyorum ne zaman bitirdin buna bir bakalım sürekli olarak bunu vermesi çocuktaki olan tüm o enerjiyi keşif ve merak duygusunu da öldürmüş ketlemiş oluyor. Bu ödev konusu gerçekten en çok zorlanılan konulardan birisi ve en sık aldığımız sorulardan birisi de şu oluyor ben söylemeden yapmıyor. Defalarca söylüyorum defalarca seslenmem gerekiyor sonra güç bela masanın başına oturuyor. Onda da 10 dakika sonra bir bahane bulup kalkıyor. Özellikle işte bu tatil döneminde sizin de değindiğiniz gibi muhtemelen verilen ödevler de olacaktır. Yetiştirilmesi gereken ödevler de olacaktır. Biraz daha çocukların kendi zamanını ve sorumluluklarını kontrol edebilmesiyle alakalı nelere dikkat etmeleri gerekir? Evet burada bunu ben mi istiyorum? Bu benim duygum mu, bu çocuğumun duygusu mu? Birincisi anne ve baba kendine bunu sorabilir. İkincisi bir plan program dahilinde eğer hani yapılması gereken, gidilmesi gereken bir yerler varsa onları yapıp onun sonrasında mesela işte bugün şurada bir müze var buraya gidelim ne dersin? Ondan sonra da akşam geldiğinde ödevlerini belki bakabilirsin ya da beraber kitap okuyabiliriz. Ne dersin gibi bu gibi cazip teklifleri sunabilir aileler bu noktada. Ama çocuk orada muhtemelen hayır demeyecektir Nihan Hanım. Çünkü orada güzel istediği bir şeyler var ve sonrasında tamam beraber kitap okuyalım bence eğlenceli. Ve bunu kabul etmesi çok daha kolay olacaktır. Ya da orada evet ben şimdi gezdim ya da istediğim şeyleri yaptım şimdi gelip burada ödevlerim bu benim sorumluluğumda olan bir şey ve bunları kendim yapmalıyım. Sonuçta annesi onu gördüğünü babası gördüğünü sonuçta bunlar senin ödevlerin ve sorumluluğun. Sonuçta öğretmenle o tatil bittiğinde bir hafta sonunda yüz yüze gelecek olan öğrenci anne baba değil. Eğer çocuk yapmıyor hiç yapmadı ya da çok diretti karşıt geldi aileye.
ilk defa belki de yüzleşecek öğretmeniyle. Ben bu ödevi, bunun bir bedeli olması gerekiyor değil mi? Eğer biz alıp o ödevi zorla yaptırıp, daha bazı ailelerde duyuyorum, çok şaşırıyorum. Mesela kendileri de yapmaya ve artık zorlamaya noktasına geliyor çocukları. Bu noktada çocuk belki bir kere bu yüzleşsin bir öğretmeniyle. Yapmadığında neler yaşayabileceğini, o duygunun nasıl bir duygu olduğunu ya da belki öğretmeni diyecek ki teneffüse çıkma, bu ödevleri burada yap diyecek. Bunları bilmiyoruz. Ve o zaman demek ki bunun bir bedeli varmış. Demek ki ben teneffüs hakkımı şu anda belki ödev yaparak geçireceğim. Bunları bilmiyoruz. Yani oradaki muhatabı öğretmen aslında değil mi? Ama biz öğretmenin yerine hadi bakalım yapalım bitirelim gibi. Evet, akademik başarı çok önemli ve bu bir sarmal. Bunların da farkındayız. Yani sonuçta başka bir çağda yaşamıyoruz. Bilimin sürekli olarak geliştiği, teknolojinin sürekli olarak geliştiği, akademik bilimlerin sürekli olarak geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu bir sarmal. Bunu kabul ediyoruz ama bu zorlayarak, söyleyerek ya da çocuğun yapamadığı tarafları kendisi anne baba aşırı bir telafi ederek tamamlamaya çalışarak yapması gereken bir şey değil. Gerektiğinde yüzleşecek. Yapmıyorsa bunun karşılığında bir bedel olması gerektiğini çocuk da görecek. Dolayısıyla sizin biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı burada da oluyor. Bunu ben mi istiyorum? O benim duygum mu? Ya da neden bu çocuğun bu ödev yapmamayı yaptığında? Mesela sen ödevlerini yapmamayı tercih ediyorsan pazartesi günü öğretmenine kendi yüzleşmeyi tercih edersin dediğimde nasıl oluyor? Ya da o anda bunu mutlaka yapılacak, bunu yapmadan bu odadan çıkmak yok dediğindeki duygu ne oluyor? Anne baba belki buralara bakabilir çünkü orada kendisiyle ilgili belki bir parça bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir izleyici sorumuz var. Seyircilerimize de hatırlatalım. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız veya iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Şöyle soruyor seyircimiz. Bizim biri 2, biri 5 yaşında iki çocuğumuz var. Birlikte oyun oynamama gibi bir sorunumuz var. Sürekli kavga ediyorlar, birbirlerini dövüyorlar. Çaresiz kalıyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdi buradan seyircimize sevgilerimi iletiyorum. 2 ve 5 yaş. Bir tanesi, şimdi çocuk 2 yaşta olan da tabii mantık ve henüz böyle çok somut şeyler, aşırıya soyut şeyler gelişmiyor. Ve dolayısıyla muhtemelen kardeş kıskançlığı da olabilir. Böyle durumlarda biz aileyi bırakın birbirlerini yesinler diyoruz. Ama önemli olan şey şu, birbirlerini yerlerken bu çocuklar hayattaki mücadeleleri de öğrenmiş oluyorlar. Ama birbirlerine bunu zarar vermeden, hayır bu kardeşine vuramazsın, hani bu vurmamalısın. Eğer vurmayı tercih ediyorsan bu noktada kardeşinin oyunu bitirmiş olursun gibi. Hani uzaklaşmaktan ziyade oradaki saldırganlığın önünü kesebilmek için. Çünkü orada çocuk da bir mesaj veriyor. Yani neden ben kardeşime vuruyorum? Neden ben kardeşimi... Hani bunun bir anlamı var aslında. Belki buradaki seyircimiz buraya bakabilir. Yoksa ufak tefek işte atışmalar, iteleme, bunlar kendileri çözebileceği bir nokta. Mesela çok kıymetli. Mesela orası 2 yaş olması biraz sıkıntı. Yoksa mesela 6 ile 8 yaş olduğu bazen bu sizin probleminiz. Siz bunu kendiniz yönetebilirsiniz diyebilecek anne ama 2 yaşta bunu belki tam olarak diyemiyor olabilir. O yüzden diğer hani kardeşin senin vurman için değil, belki elini tutabilir işte demek kız kardeşi var. Ayşe senin vurman için değil. Bu noktada vurmadan bunu söyleyebilirsin ya da bana gelip anlatabilirsin gibi. Büyük olan çocuğun belki o da neden öfkeli olduğu konusunda biraz bakabilir. Çünkü 2 yaşta belki bunun hani maruz mu kalıyor ya da ne kadar çok oyun oynayabiliyor ona çok emin değilim. Burada öfkeyi farklı bir yere yöneltmek de kıymetli olabiliyor. Kesinlikle. Yani kardeşine vuramazsın ama istersen evet bir yastığa vurabilirsin. Burada özellikle kardeş kıskançlığı da yine çok sorun yaşanan alanlardan birisi Tuğba Hanım. Kardeş kıskançlığı yaşamamak mümkün mü? Böyle durumlarda aileler ne yapabilirler? Biraz belki şunu da konuşabiliriz. Sen ablasın, sen abisin diyerek... Çocuklara çok daha yaşının üstünde şeyler yapmaları da söylenebiliyor, istenebiliyor. Kardeş kıskançlığıyla alakalı aileler hem hangi konularda zorlanıyor hem de bunları çözmek için neler yapabilirler? Kardeş kıskançlığı aşılması gereken en büyük travmadır.
Ve bunu çocukların kendisi, çocukların birbirlerini kıskanan çocukların aşabilmesi çok önemlidir. Yani aile eğer ortada büyük bir şiddet yoksa mümkün mertebe girmeden bu sizin probleminiz, bunu aşabilirsiniz gibi cümlelerle oradaki problemi evde sonuçta bir kuralları var. Evde kimse kimseye vurmamalı değil mi? Ya da bu saldırganlık çerçevesi dışında bunları konuşarak anlatabilirsiniz gibi. Baktı birkaç atışıyor, aile bu noktada dışarıdan gözlemlemesi çok daha sağlıklı. Yani mümkün mertebe araya girmemesi. Ortada çok ciddi bir boyut varsa o zaman girmesini önemsiyoruz. Çünkü kardeş kız karşı aşılması gereken sağlıklı bir travma. Eğer bu kişiler kendi aralarındaki bu kıskançlığı kendileri çözümleyip binebildiği zaman hayatlarında büyüdükleri zaman aşamayacağı durum yok. Çünkü o zaman bir ötekinin ne dediğine de bakmayan insanlar olacaklar. Bir ötekini de kıskanmamış bir durumda olacaklar. Ve kendi yolunu çizen, kendi hedefleri doğrultusuna giden yetişkinler olacaklar. O yüzden kardeş kıskançlığı çok sağlıklı bir travmadır. Eğer ki eğer ki sağlıklı bir şekilde aşılabilirse. Ama aile farkında olmadan bir tanesini kayırıp bir tanesini işte sen ablasın, sen abisin, hadi idare et. Bunu da idare et, bunu da alttan al gibi cümlelerle geçici çözümler bulmaya çalışıyor. Burası sıkıntı. Hmm. Çünkü o abla onu kardeşini idare etmek zorunda değil. Hmm. Ya da onunla her zaman o oyunu oynamak zorunda değil. Ya da onu alttan almak zorunda değil. Bu biraz daha bu şekilde oldukça içselleştiriliyor. Ve çok sağlıksız fedakarlıklar yapan kişilere dönüşmeye doğru da bir yol açabiliyor. Evet, iki uca da kayabiliyor. Ya saldırganlaşabiliyor çok aşırı bir şekilde. Ben iyiyim, bütün dünya kötü yetişkinin hayatında. Ben iyiyim ama bütün hata onun, bütün şey bunun gibi iki uca da kayabiliyor. Ya da kendini aşırı feda etmiş noktasına gelebiliyor. Ya da kendini depresif bir noktaya da sokmuş olabiliyor. Yani iki kanat da biraz tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla bunu sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi aslında ortada çok kıymetli de bir şey var. Şimdi kıskanan insanda ortak bir nesne var. Kim bu ortak nesne? Ortak nesne aslında anne. İki çocuk da anneyi seviyor. Yani olay buradan başlıyor. Çünkü bir tanesi zaten benim nesnem de annem. Ben onu çok seviyordum ama bir de şimdi kardeşim geldi. Yani rekabet ettiğim bir kişi daha geldi baktığında. İşte beraber aynı kişiyi sevebilmeyi öğrendikleri anda ortada zaten hiçbir zaman problem kalmış olmuyor. Ve bu insanlar büyüdüklerinde de hiç kimseye haset etmeyen ve takdir etmesini, şükran duymasını bilen insanlar olarak kendi yollarında çok sağlıklı bir şekilde ilerliyorlar. Kardeş kıskançlığını sağlıklı bir şekilde yönetebilmek, bu çocukların yetişkin olduğunda başkalarına zarar vermeyen, kıskanmayan ya da haset etmeyen kişiler olmasının yolunu açıyor. Ve o insanlara kendiyle alakalı diyelim ki başarılı insanları gördüklerinde bunlardan mutlu olabilen ve o insanları takdir edebilen insanlar da oluyorlar aynı zamanda. Burada anne babaların çocuklara olan yaklaşımıyla alakalı da hep çocuklara sorulur ya, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı diye. Anne babalarda da biraz daha sanki bir favori çocuğu oluyormuş gibi bir algı da oluyor kardeşler arasında. Yani ne olursa olsun diğerlerinden biri favori ise bu çocukların zihninde kalıyor. Yetişkinlik hayatında da zihninde kalıyor. Neden anne babalar, hem şunu soralım, eşit davranabilir mi her çocuğuna? Böyle bir şey mümkün mü? Hem de neden bazı çocuklar böyle bir duyguya kapılabiliyor? Şöyle ki Nihan Hanım, yani her çocuk biricik ve tek ve her bir çocuğun kendine ait bir mizacı var. Anne ve baba çocukların kendi mizaçlarına göre onların biricik ve tek olduklarını kabul ettiklerinde zaten ortada bir eşit de davranmış oluyor. Yani eşitlik neye göre bir eşitlik? Bence buna bakabiliriz. Mesela bir tane iki tane çocuğu var. Birisi içe dönük bir çocuk, birisi dışa dönük bir çocuk. Yani burada birisini frenlemeye mi çalışacak, diğerini açmaya mı çalışacak ya da sosyalleştirmeye mi çalışacak? Orada o çocuğun kendi kapasitesine göre değerlendirebilmesini çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çocuk o mizaç, çevresel getirilen faktörler ve kendi hayat hikayesinde zaten kendi yolunda ilerleyebilen bir çocuk olarak gitmeye çalışırken orada bir kardeş karşılaştırması çok sağlıklı olmuyor ya da kardeş kıyaslaması çok sağlıklı olmuyor. O çocuğun bireysel ihtiyaçlarına, bireysel ilgi ve alakalarına göre davranılması, her çocuğa kendisi iç dünyası eşit bir muamele yapılması gerçek bir eşitlik olabileceğini düşünüyorum. Burada bir de özellikle tatil döneminden bahsediyoruz, çocukların aileleriyle vakit geçirmesinden bahsediyoruz.
Yine sık aldığımız sorulardan birisi de çocukların oyun oynama becerileriyle alakalı. Hı hı. Şimdi tatilde biraz daha belki anne babalar çocukların evde daha çok kaldıkları bir sürece giriyorlar. Kendileri işlerine devam ettikleri için. Bir şekilde o bir haftalık tatil ya da onlar da izin alıyorlar. Farklı yerlere gidiyorlar. Her zaman yaşadıkları sorunlardan birisi de onların kendi kendilerine oyun kurabilmeleri, oyun oynayabilmeleri oluyor. Hatta sıklıkla ben olmadan oyun oynayamıyor, her zaman beni yanında istiyor, ben sürekli onunla ilgilenmek zorunda kalıyorum gibi söylemleri de olabiliyor. Hı hı. Çocuklar neden tek başına oyun oynayamaz? Onların bu becerilerini geliştirmek için ailelerin dikkat etmesi gerekenler neler? Şimdi çocuklar kendi başlarına oyun oynayamamalarının sebebi belki de yine aslında yetiştirilmiş olduğu ortamda ilintili olabilir. Çünkü çocukların tüm alanı oyun ve bütün ruhsal durumlarını oyun aracılığıyla dünyaya mesaj olarak veriyorlar. Eğer bu noktada şöyle de görebiliriz. Çocuklarımız bizler için birer emanet Nihan Hanım. Şimdi annelerin, babaların burada şartlarını bilmiyoruz. Hani anne baba belki izin alamıyordur, ikisi de çalışmak durumundadır. Ve burada o yüzden eğer buna mecbur olan aileler, anneler, babalar varsa orada güvenli ve uzun süre stabil kalan tek bir bakıcının olabilmesi önemli. Biz buna çok önem veriyoruz. Yani diyelim ki anne baba çalışmak zorunda ve bunu yani bakabilecekleri bir alan söz konusu olmadığı zaman o zaman bakın mesela bakıyoruz çocuk bakıcı sık sık mı değişiyor? Yoksa süre gelen bir tane sağlıklı bir bakıcı var mı? Şimdi eğer böyle bir sürelendik varsa bu çok kıymetli. Çocuklar bizim emanetimiz ve eğer ki bu sağlanabiliyorsa yani anne ya da babadan bir tanesi izin alabiliyorsa o çok kıymetli bir şey zaten. İstediğimiz bir şey. Çünkü hazır çocuk da tatilde. Hani anne ya da babadan birisi ya da her ikisi de bu alana, bu tatile eşlik edebiliyorsa, böyle bir şansları varsa bu daha da kıymetli. Hı hı. Hani orada beraber organize edebilecekleri, beraber oynayabilecekleri, beraber eğlenebilecekleri çok fazla seçenek var. Ve bu seçenekte çocuk belirliyor. Ve orada da bir sınır seçenek var. Mesela bir çocuk sabahtan akşama kadar anneyi babayı başında ne kadar isteyebilir? Buna çok emin değilim açıkçası. Hmm. Zaten çocuğun ilgi alanı belli bir oyununu dakikada oynadıktan sonra o da dağılıyor. Hmm. Hani çocuk da dağılıyor ve oyunu bırakıp başka bir tarafa da geçmek isteyebiliyor. Yani burada o aileler olsa keşke sorsak yani kaç saat başında ya da o çocuk kaç saat seni yanında tutuyor ya da neden tutuyor? Evet. Yani orada başka bir duygu olabilir mi? Hı-hı. Güvenlik arayışıyla ilgili, sıcaklık bir liman arayışıyla ilgili alakalı başka duygular olabilir mi? Hı-hı. Çünkü çocuk oynar belli bir zaman evet tutabilir. Ona bir de hani onu yönlendirmeye de gerek yok. Ona bir pozisyon veriyorsa ona uyup şey de olabilir, onun dünyasına uyumlanmak, ona eşlik etmek yani. Hı hı. O oyunu yönetmek, haydi bakalım oyun kuralım, haydi bakalım etkinlikler yapalım değil. Çocuk zaten anne ve babayı yönlendiriyor. Hı hı. Yani bazen anne baba sen şu ol, sen şu ol diyor. Ya da işte sen şöyle yap, sen böyle yap diyor. Ve orada kendisi yönetiyor. İşte bu en sağlıklı oyun zaten. Hani hı hı. Çocuğun orada o tüm güçlülüğü hissettiği ya da orada kendi dünyasını yansıtabildiği bir nokta oluyor. Hı hı. Ve bu da çok iyileştirici tarafları da var. Hı hı. Ama saatlerce bir çocuğun orada anneyi babayı orada tutma ihtiyacı varsa bu neden bunu istiyor sorusu belki sorulabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Burada belki şunu da konuşabiliriz. Anne babaların kendi kaygılarını. Şimdi biz böyle yayınlar yapıyoruz. Onlar çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar. Aynen. Ve iyi anne baba olmak için bir çabaları da var. Hele ki kendi çocukluklarıyla alakalı bu konuya dair belli eksiklikler yaşadıklarını da düşünüyorlarsa, hı-hı, kendi çocuklarının bunu yaşamaması için, hı-hı, bazen çok aşırıya kaçabiliyorlar farkında olmadan. Evet. Burada orta noktayı, dengeyi bulabilmek kıymetli. Evet. Ama burada bizim aşırıya kaçtığımızı gösteren durumlar, anne babaların kaygısını yönetemeyip çocuğun her saatini, her dakikasını planlamasıyla alakalı. Bunun onların ilişkilerine yansımaları nasıl oluyor? Neden bu kadar yoğun bir kaygı yaşayabilir bir ebeveyn? Çocuğun kişilik ve kimliğine eğer saygı duyabiliyorsak bu çok kıymetli. Çünkü her çocuk
biricik ve tek ve bu kıymetli alanlarında onun ilgisine, alakasına, onun kimliğine ve kişiliğine saygı duyarak ilerleyebilmek. Tabii ki de normal bilimsel veriler bize bunu söylüyor. Ama anne geliyor diyor ki ben çocuğumu kontrol ediyorum sürekli olarak. Bundan vazgeçemiyorum. Ya da şunu şöyle yapıyorum, yapmadığı zaman bir anda kendimi kaybediyorum. Aşırı müdahale etmiş bulunuyorum. Bunu anneler kendilerini zaten bir noktada fark ediyorlar. Bu noktada kendisiyle anne baba her insan evladın iyi olmasını ister. Öyle değil mi Nihan Hanım? Şimdi 100 anneyi babayı çağırsak, sorsak hani evlatlar için ne düşünüyorsunuz? Herkesin evlatlarla ilgili tasarrufları çok kıymetli. Böyle iyi evlat olsunlar, şöyle olsunlar, böyle olsunlar. Bir sürü güzel cümleler duyarız hepsinden. Ama ne oluyor? Fark etmeden bilinç dışı olarak bazen sizin de belirttiğiniz gibi aşırı bir şekilde patojenik yaklaşımlar gösterebiliyorlar. Hmm. Ve bunları da böyle bilerek isteyerek yapmıyorlar bu aileler. Yani bir anda bilinç dışı sisteminde bir anda kendini kızmış buluyor ya da bir anda işte öfkelenmiş buluyor ya da bir anda çocuğu belli bir alanda bırakmış ya da ihmal etmiş duruyor ya da bir anda aşırı kontrol etmeye başlamış duruyor. Çünkü kendi annenin kendi güvenlik algısıyla bazı sinyaller çalmaya başlıyor. Hmm. Ya da kontrol etme ihtiyacı hissediyor. O kadar çok kontrol edilmiş ki o da kontrol etmeyle çocuğunu iyileştirebileceğini ya da onu o şekilde motive edeceğini düşünüyor. Buradaki patolojik yaklaşımlar devreye giriyor. Hı hı. Önemli olan bunları fark edebilmek. Anne baba için önemli olan kıymetli şeyler zaten bu programlarda bu yüzden var diyoruz. Mesela ismi çok güzel değil mi? Kendini bilmek. Kendimizi ne kadar tanıyabiliyoruz? Evet yani ben iyi olmasını istiyorum da evladımın. Bir şeyler yapmak istiyorum ama fark etmeden zarar da verebiliyorum. Evet. Şunu kabul etmemiz lazım. Benim çocuğumun kapasitesi ne? Hı. Ben bu çocuğumun kapasitesi üstesinde mi veriyorum? Bunu mu istiyorum? Bu kimin arzusu? Hı. Çocuğum bunu arzuluyor mu? Ben mi arzuluyorum? Evet. Bu sorular zaten neyin ne olduğunu çok rahat bir şekilde bize resmetmiş de oluyor. Hı hı. Çünkü çocuk onu yapmak istemiyor. Yani çocuk belki resim yapmak istiyor. Belki sanatsal tarafları var. Sayısal çözmek istemiyor belki. Hani ergenlikte mesela sınav var. Sınava evet. Çalış, sınava çalış. Sonra ne oluyor? Ben sınava çalışmak istiyorum ama annem bana bunu söyledi ya da babam bana söyledi. Çok sinirleniyorum, çok öfkeleniyorum. Yapsam da yapasım gelmiyor diyen gençler görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Çünkü orada artık bir sen çünkü diyor ki sen benim kimlik alanıma müdahale ediyorsun. Kişiliğime müdahale ediyorsun ve ben ergenim. Benim bir kişilik ve inşa sürecim var ve bunu ben yönetebilirim. Şimdi anne oraya baba oraya müdahale edince yapsa da yapası gelmiyor mesela. Ya da ilgisi varsa da kaybediyor. Bu noktada profesyonel bir destek alınabilir. Ya da bu açıklama yapıldıktan sonra çocuğa belli alanda o seçeneği, hani hep sınav seçenek diyoruz, o seçeneğin çocuğa verilmesi en sağlıklısı. Çünkü çocuğun da bir şekilde yüzleşmesi gerekiyor kendi gerçekleriyle. Eğer yetişkin hayatında güçlü bir şekilde ilerleyebilmesini aileler istiyorsa. Yani tabii ki de anneler ve babalar yeterince iyi ve anne baba olmaya çalışıyorlar. Bu çok kıymetli. Yani hiç kimse kendi evladını zorla bir şey yaptırmak istemez ya da hep iyi olsun ister. Ama farkında olmadan kendisinin biriktirmiş olduğu patojenik yaklaşımların çıkması zaten sıkıntıya sebebiyet veriyor. Ama bu da tabii ki onların bilerek yapmış olduğu bir şey değil. Evet, bunun üzerine gidilebilir belki. Evet. Ergenlik döneminden bahsettiniz Tuğba Hanım. Ergenlik dönemi de ayrıca çok çatışmaların yaşandığı bir süreç. Özellikle evde hep beraber fazla vakit geçirdiğimiz zaman bu çatışmaların arttığına da şahit olabiliyoruz. En çok pandemi döneminde görmeye başladık bunu. Ve böyle tatil zamanlarında biraz daha ailece daha fazla vakit geçirdiğimiz zamanlar da olabiliyor. Ergenlik döneminde yaşanan çatışmalarda aileler nasıl davranabilirler? Tabii neye çatışma, yani çocuğun orada ergenin neye tepki verdiği önemli. Anneyle mi çatışıyor, anne kanadıyla mı çatışıyor, baba kanadıyla mı daha çok çatışıyor? Kiminle mücadele içerisine giriyor? Yani kendi özgüveni kişiliğiyle mi yoksa dış kaynaklı olarak baktığımızda babayla mı çatışıyor? Bunlar önemli. Kiminle çatıştı, evde hangi figürle çatıştı? Bence ilk önemli sorgulanması gereken soru bu. Onun dışında o alanı verebilmek aslında çocuklar, ergenler çatışmaya başladıklarında bir kimlik inşa sürecine giriyorlar ama aileler bunu çok kötü bir şeymiş gibi algılıyor. Halbuki çocuk kendini bulmaya çalıştığı bir dönem. Ya işte Tuba Hanım ya bizim genç böyle oldu, çok öfkeli ya da bu noktalarda itiraz ediyor, söylüyor. Aslında bir şeyleri itiraz etmesi, bir şeyleri söylemesi çok korkulabilecek bir şey değil.
anne ve baba onun duygusuna eşlik edebiliyorsa, ona saygı gösterebiliyorsa çocuktaki o aslında öfkenin de sönmüş olduğunu görüyoruz. Çünkü çocuk neye öfke görüyor? Hmm. Eğer ki sınırlarını ihlal eden bir anne baba varsa bu çok sağlıklı da bir öfke aynı zamanda. Evet. Yani ben bir akranımla görüşmek istiyorum. Sen buna izin vermiyorsun ve beni belli bir noktaya dayatıyorsun. Ve ben buna öfkeleniyorum. Şimdi bu sağlıklı bir öfke. Ona burada biz kime bakacağız? Yani kime çalışacağız? Anneyle mi babayla mı çalışacağız? Çocuk ergenle mi çalışacağız? Orada çocuğun öfkeyi çıkarması kadar sağlıklı. Ve çocuk orada, ergen orada baskılanıyorsa zaten problem var. Zaten anne kanadı o özgüveni, içsel olan motivasyonu, keşif ve merak duygularını besleyen, kendine güveni besleyen kanat. Baba da orada daha çok tüm güçlülüğü hissetmiş olduğu bir kanat. Yani ikinci bir kanat olarak. Burada hangi eksiklikler var ki ben bunu psikoloji bilimi de söylüyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki çocuklarımıza yaralarımız var. Yani büyütürken eksiklerimiz, gediklerimiz, hatalarımız oldu. Ergenlik dönemi Nihan Hanım çok kıymetli bir dönem. Bu oradaki kanatları tamir edilebileceği çok daha güzel. Hani köprüden önce son çıkış deriz ya. Bu yıllar köprüden önce bir şeyler eğer ters gidiyorsa çıkış yapabileceğimiz son alan. Evet. Aslında baktığında. Çünkü daha sonra kişilik tamamen ne olmuş oluyor? Oturmuş oluyor. Patojenik inançlar varsa bunlar derinleşmiş oluyor. Ne gibi bunlar? Yani ne demek patojenik inançlar mesela? Yani şöyle, biraz önce bahsetmiştik ya, mesela çocuk hiçbir şekilde empati yapamayabiliyor, kendi gerçekliği, dış dünyadaki gerçekliği ayırt edemiyor, kendi duygularıyla dış dünyadaki duyguları değerlendiremiyor. Baktığımız zaman insanlarla ilişkileri negatif düzeyde oluyor, ilişkiler hep genelde çatışmalı oluyor ya da kendilik algısıyla alakalı ciddi şeyler var, kimlik karmaşası yaşıyor, kimlik dağınıklığı yaşıyor, kimlik bunalı, kimliği tam oturmamış oluyor. Dolayısıyla kendi iç dünyasındaki yetersizliklerini, değersizliklerini çok daha derinden hissediyor ve bunun tepkileri farklı oluyor mesela. Kimisi kendini geri çekiyor, kimisi başkalarını empati yapmadan değersizleştirmeye, küçümsemeye çalışıyor. Zaten hani oradaki bizim patojenik durumlar dediğimiz, kişilik örgütlenmeleri dediğimiz şey buralarda çıkıyor. Ve orada tabii çocuktan çocuğa da değişebiliyor. Yani oradaki durum biraz önce bahsettiğimiz o üç önemli ayağa göre değişebilen, aile, çevre şartları, mizaca göre değişen durumlar oluyor. Ama ergen dönemi çok kıymetli bir dönem. Eğer ki aile bu noktada aşamadığı bir durum olduğunu ve çocuğumla ben bir aynı dili konuşamıyorum ama ona saygı gösterebiliyorsam bu biraz daha yönetilebilir. Ama gerçekten çok büyük bir çatışma varsa burada bir destek alınarak çok kıymetli bir gelişim tamamlanmış olabilir diye düşünüyorum. Ergenlik çok ama çok önemli bir dönem. Son iki dakikamız Tuğba Hanım. Özellikle bu tatil haftasından, aile bağlarından bahsetmişken mutlaka dikkat etmemiz gerekenleri bir özetleyecek olursak neler söylersiniz? Her çocuk biricik ve her çocuk tek. Her çocuğun kendi ihtiyacına göre, çocuğun istediği durumlara göre bunu çocuğa sorabilmek ve onun kendi tatilini nasıl değerlendirmesiyle ilgili önce bir bilgileri almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani benim çocuğum bu bir hafta boyunca ne yapmak istiyor? Hayali ne? Nereleri görmek mi istiyor? Bir yerlerde gitmek mi istiyor? Ne yapmak istiyor? Ve beraber plan yapılabilir bu noktada. Akranlara olabilir, büyük ziyaretler, büyük aile ziyaretleri olabilir. Çevremizdeki işte kültür gezileri olabilir. Hayvanat bahçeleri olabilir. O kadar çok alan var ki çocuğun kendi bireysel ihtiyaçlarına göre bunu şekillenebilmesinin çok önemli ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Anneler ve babalar da kendi imkanları dahilince bunları eşlik edebiliyorlarsa bunlar çok kıymetli. Evet, tabii ki de rutinler var. Bunlardan da hiç kopmamak değil, mümkün mertebe çok böyle uzun saatler asla olmamak kaydıyla varsa ödevleri, sorumlulukları. Evet, bugün eğlendik ama biraz da sorumluluklarım var biliyorsun. Bunları unutmamak adına işte belli bir saat, mesela akşam yemeğinden bir saat önce gibi o rutini bozmadan, çünkü çocuğun da bir rutini şu anda oturmuş olması da gerekiyor. Yani Nihan Hanım, bir, iki, üç, dört, beş sırada bir çocuk artık kendi sorumluluğunu bilen bir çocuk olduğu için onu da muhtemelen yapmaya çalışacak ya da yapacaktır. Belli saat rutinlerinde de yapması gereken şeyleri yaptığında bence güzel, herkes için güzel bir tatil diliyorum. Umarım hem anneler hem de çocuklar için onların kendi ihtiyaçlarına göre, kendi hayallerine göre geçirebileceği, rahatlayabileceği, dinlenebileceği İnşallah. Bir tatil olur.
Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi inşallah hayırlara vesile olan aile muhabbeti açısından onların arasındaki... Ve bol dinlenebilecekleri. Evet, onların arasındaki ilişki açısından çatışmaların arttığı değil de beraber kaliteli, güzel zaman geçirmenin arttığı bir hafta olsun dileyelim. Bu temenniyle de programımızı bitirmiş olalım. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.